Muhterem misafirlerimiz, önce hepinizi Allah'ın yüce selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Milli Gazete Konya Bürosu, Deniz Kitap Sarayı ve bu meydan dergilerinin ortaklaşa düzenlemiş oldukları ve seçkin konuşmacıların iştirak ettiği Eğilimlerimiz ve İslami Çalışma Metotları konulu panelimize hoş geldiniz diyoruz. Bu panelin tüm Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Muhterem misafirlerimiz, panele başlamadan önce ufak bir açıklamada bulunmak istiyorum. Panelimiz 3 turdan oluşacak. Birinci tur 15'er dakikalık, ikinci tur 15 dakika ve üçüncü turda sizlerden gelecek soruları cevaplandırmaya çalışacak konuşmacılarımız. Sorularınızı ister şimdi, ister konuşmacılarımız konuşurken yazıp bize iletebilirsiniz ve üçüncü turda bu sorularınıza cevap alacaksınız inşallah. Evet. Bir de bu sorulacak soruların kim tarafından cevaplandırılmasını istiyorsanız lütfen onu okunaklı bir şekilde kağıtlara yazıp bize iletirseniz konuşmacılarımız daha kolaylıkla cevap verme imkanı bulacaklar. Şimdi panelimizde konuşacak hocalarımızın sırasını belirtmek istiyorum. Birinci sırada Ercüm Ekber konuşacak. İkinci sırada Yaşar Bey konuşacak. Üçüncü sırada Mehmet Bey ve dördüncü sırada da Veysel Candan Bey konuşacaklar. Evet, ilk sorumuzu Ercümen Bey'e soruyoruz. Türkiye'de çeşitli İslami cemaatler var. Ve bu İslami cemaatler değişik metotlar uyguluyorlar. Bu konudaki görüşlerinizi lütfen alabilir miyiz Ercümen Bey? Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Panel yöneticisi arkadaşımızın kısaca özetlediği soru, Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında yaşayan tüm Müslümanların hemen her gün gündemlerinde bulunan, üzerinde konuşulan, çokça konuşulduğu halde maalesef net sonuçlara ulaşılamayan, cevapları bulunan bir soru. İçinde yaşadığımız toplum, yani Türkiye toplumunda da Edirne'sinden Van'ına, Hakkari'sinden, Muğla'sından Akdeniz'e kadar tüm Müslümanların köyde, kasabada, evlerde, şehirlerde, derneklerde veya kahvelerde veya bulabildikleri herhangi bir ortamda sürekli olarak gündeme getirdikleri bir konuyu özetliyor bu. Hakikaten ilk bakışta görünen manzara o ki, ne kadar Müslüman görüyorsanız o kadar da yöntem, eğilim ve metot varmış gibi bir Arap saçı, aslında zenci saçı demek daha doğru. Çünkü Araplara saçı da bizimkine benziyor da zencilerinki öyle karışık. Böyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. Bütün bu insanlar, ilk günlerden fazla kadar hepsi Müslümanım dedikleri halde, Müslümanım demenin Allah'ın gönderdiği Kur'an'a tabi olmak demek olduğunu kabul etmeyi tazammım ettiğine göre, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o kitabı en iyi ahlak edinmiş, yani gerek şahsi kişisel davranışlarında, gerek toplumsal ilişkilerinde, gerek devlet yönetiminde, gerek kontrol ilişkilerinde, gerek çoluk çocuğuna karşı, gerek ticari ilişkilerinde bütün davranışlarının kaynağı iktihaz ettiği, uygulamasını, uyarlamasını en güzel şekilde gerçekleştirdiği için Allah'ın bize usulü hasene olarak tavsiye ettiği kitabında kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da aramızda ihtilaf konusu olmadığına göre Müslümanlar neden ihtilaf etmemeleri için bütün şartlar mevcut olduğu halde birbirinden farklı düşünmemek ve esaslarda tabii. Yine önemli bir durum da dahil buna. Ve birbirinden farklı davranmamaları gerektiği halde neden bu kadar birbirinden farklı manzara arz ediyorlar? Doğrusu takip etmemek, acaba dememek mümkün değil.
bir insanın veya birden çok insanın herhangi bir konuda esası belli, belirlenmiş bir konuda diğerinden farklı düşünmesi için eğer o konuda, o konunun arz ediliş biçiminde, ortaya konuluş, vaz ediliş biçiminde farklı düşünceye mahal, yer var ise, ifade bu şekilde varit olmuş ise, birbirinden farklı düşünceler çıkabilir. Ama tevhid akidesinin farklı mütala edilmesi mümkün görülmediğine göre, Allah'tan başka Allah yok, Muhammed de onun kulu ve son elçisi esası sabit olduğuna, bu ifadeden başka bir anlam çıkarmanın gerçekten kabil olmadığı gerçeğine rağmen Müslümanlar neden bu kadar birbirinden farklı düşünce ve tavırlar sergileyebiliyorlar, hakikaten anlamak çok güç. Bunun bir tek izahı var. Çok meşhur bir sözdür, herkesin dilinde kullanılır malumunuz. Bir adam demiş, işte ben Halep'te 60 arşın atladım. Bunu işiten biraz uyanık birine demiş ki, Halep oradaysa arşın burada, yani burada da atla, ölçelim. Hani Halep'te mi olmamız lazımdır senin 60 arşın atladığını bilmek için? Halep orada mı, arşın burada. Yani Müslümanlar hep Halep'te 60 arşın atlıyorlar, fakat kitap ve sünnet ortada olduğu halde, kitap ve sünnetin yanında bir türlü 60 arşın atlayamıyorlar. Yani kitap ve sünnete fiilen uyalım, onu nazarı dikkate alalım, onu düşünce ve davranışlarımızın kaynağı ittihaz edelim diye ciddiyet mi alınmıyor? Söylene gelmiş geleneksel düşüncelerin babalarımızı bu yol üzerinde bulmuşluğumuzun sakin sonucu mudur? Ki birçok açıklamalar getirilebilir, açıklanmayacak, meşgul kalacak şeyler değil. Herhalde insan kime rastlasa, işte Allah mı Allah, evet, Resulullah mı Resulullah, kitap mı kitap, sünnet mi sünnet, peki ondan sonra, ondan sonraki sanki bağlar kazanır. Bakıyorsunuz, hiç kimsenin dediği gibi geldi, neredeyse tutmuyor. Öyle körlerin fili tarif ettiği gibi, filin bedeni büyük, insan bedenine nispetle, körler de göremediği için tümünü göremiyor. Dokunabildikleri, ulaşabildikleri kuyruğu, kulağı, bacağı gibi yerleri neye benzetiyorlar ise, fili o şekilde tarif ediyorlar. Müslümanlar da adeta Kur'an ve sünneti bütün olarak görmediklerinden, onu okuyup, inceleyip, hazmetmek, anlamak, kavramak ve hayatlarına geçirmek şeklinde bir mirasa konmadıklarından, böyle bir miras önlerinde bulunmadığından olacak. Herkes rastladığı kısmıyla İslam'ı tarif etmeye, tanımlamaya ve öyle yaşamaya çalışıyor. Üstü niyetli, gayretini anlamı derecede sarf ediyor. Lakin ortaya çıkan sonuç hiçbir zaman İslam bütününü açıklamıyor. Eşyanın tabiatı diye günlük dilimizde kullandığımız, İslami ıstılahta da sünnetullah olarak geçen bir takım kaideler var. Yani Allah-u Teala'nın koyduğu kurallar, o kurallar siz ne yaparsanız yapın, işleyen kurallardır, işlerliği bulunan kurallardır. Bu kurallara Allah gönderdiği elçileri de uydurmuştur, yani uymalarını önermiş ve sağlamıştır. Her fikir açık bir şekilde insanlara arz edilmeli ki peygamberler böyle yapmıştır, tevhid fikrini kendilerine gelen vahyi ki tevhid esasına dayanabilir, açık bir şekilde ortaya koymuşlar. İçinde yaşadıkları düzeni ve şahısları açıkladıkları gerçeğe, Allah tarafından kendilerine bildirilen, açıklanan gerçeğe çağırmışlar. Ve insanlar din Allah'ın oluncaya kadar, tümüyle, yani Allah'ın dediğini insanlar din olarak kabul edinceye kadar bunda ısrarlı olmuşlar ta ki son nefeslerini verene kadar. Gönderildikleri toplumların gerek fertvert bir takım insanlar, gerek ileri gelenleri, yani düzeni temsil edenler, onları sürekli olarak rejimle, yani içinde bulundukları düzenle uzlaşmaya, uyuşmaya, bugünkü meşhur ve siyasi literatürde çok çok kullanılan koalisyon da aynı anlamdır. Koalisyona davet etmişler. Sen şundan vazgeç, biz şundan vazgeçelim, şunu şunu söylemekten seni başımıza geçirelim. Böyle yapma, şöyle etme, işte ilahlarımıza bir şey deme filan gibi. Ama peygamberlerin hiçbirisi bu tür taviz isteklerine olumlu cevap vermemiştir.
Bir ara yine Kur'an'dan hatırlayacaksınız. Yunus Aleyhisselam Allah'ın kendine verdiği görevi biraz ihmal etmek istemiş, kaçmak istemişse de kendini sonuçta balığın karnında buldu. Yani peygamberlerin diğer insanlardan bir farkı görüp bu dünyada düzeltilmeleri, bizler gibi hesabının ahirete bırakılmamasıdır. Bu bakımdan peygamberler kesinlikle kişilik sahibi, kendine güvenen, kendine verilen vazifenin ciddiyetine inanan insanlar olmuşlar ve bu inançları ile güçlü olmuşlardır. Nitekim Allah-u Teala Kur'an'da da bu gerçeği tevhidle teyit ediyor. İnanıyorsanız güçlüsünüz diyor. Hakikaten güçlü iseniz, güç demek kaba kuvvet demek değil. Meseleleri iyi kavruyor, gerçekleri tespit edebiliyor, basiret ve teraset gösterebiliyor iseniz güçlüsünüz, o takdirde eminsiniz demektir. Yani inanıyorsunuz demek, iman etmek demek ki peygamberler gerçekten peygamber olduğundan, Allah tarafından görevlendirildiğinden emin olan kimseler idiler. Bu itibarla da ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını gayet vazif bir şekilde biliyordular. İnsan olmaları münasebetiyle yanılmaları vaki olduğunda ise Rableri onları düzeltiyor. Bugün Müslümanlarız. Birbirinden farklı yöntemler, eğilimler, metotlar peşinde koşmaları, hatta mücerred ve müstakil böyle tanınır yollar dahi takip edememeleridir. Her şeyi birbirine adeta karıştırıyor olmalarını şahsen İslam'ı anlayamamada, gereği gibi anlamamada, anlamayıp da daha uygulamayı mümkün kılamamada görüyorum, kılamamalarında görüyorum. Birbirinden çok farklı düşünüyor, eylemde bulunuyor, yani davranışta bulunuyor olmaları aslında davranışlarının ve düşüncelerinin sağlam bazlara, esaslara oturtulmamış olmalarının kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkıyor. Kavram kargaşası, kavram kaosu, davranış bozuklukları diye de tanımladığımız, tanımlamaya çalıştığımız bozukluklar. Herkes aynı şeyi söylüyor veya söylemek istiyor demek daha doğru olsa gerek. Söylüyor, söylemek istiyor olmasına rağmen maalesef söylemeye başladığında aynı şeyi söylemediğini görüyorsunuz. Örneğin İslam'ı ele alalım. İslam'da bir tek amaç vardır, Allah'ı razı etmek. Kapitalist, laik, demokratik dünya görüşünü ele alalım. Onun tek hedefi vardır, çıkar sağlamak, menfaat sağlamak. Hukuk felsefesi kitapları, kamu hürriyetleri kitapları uzun uzun bunları işler. Belirmeye başladığından beri bulduğu düşünceleri. Dikkat edilirse o ideolojinin, o dünya görüşünün bütün esasi ve füruata taalluk eden şeyleri hep bu tek amaç diye biraz evvel birer cümleyle özetlemeye çalıştığım şeyleri gerçekleştirmeye mahsul düşünce ve davranışlardır. Örneğin mahkemenin metodu, yani gaye vasıtayı mübah kılan şeklinde ifadesini bulan metot, çıkarı hedef edinen, amaç edinen ideoloji için gerçekten bulunmaz bir metottur. İslam'da ise tek amaç Allah'ı razı etmek, ana amaç, esas amaç Allah'ı razı etmek olduğu için kesinlikle mübah olmayan vasıtalarla mübah olan bir sonuca ulaşmayı mümkün görmez insan. Yani müşahhaslaştıralım bir örnekle. Bir yandan ırzı koruyacaksınız, öbür yandan bunun için para lazım diye bundan gazino açacak, para açacaksınız. Oradan elde edeceğiniz gelirle ırzın korunması için harç işleyeceksiniz. Yani bura karavan güler. Herkes güler. Karavan güler. Bu itibarla amaçla aracı mutlaka birbirini tutması, aynı cinsten olması gerekir. Müslümanlar bunu kavramadıkları, temelde İslam'ı anlamadıkları, anlamak istemedikleri veya bu toplum Müslüman olduğundan bu yana başına din diye ne sarıldıysa ona bütün üstüniyeti ve bütün fedakarlığıyla sarıla gelmiş ve onu yaşatmaya çalıştığından dolayı bir türlü bu kağıttan kendini kurtaramıyor. Kurtaramadığı için de
davranış çelişkileri, davranış bozuklukları, düşünce çelişkileri ve düşünce bozuklukları birbirini kovalıyor. Herkes kendi dediğini bile dinlemiyor ki başkasını dinlesin. Dinlemeyen insan anlayamaz. Anlamayan insan doğru veya yanlış diyemez. Dese de hükmü olmaz. Bir gerçeğin ifadesi, tespiti olmaz. Bu itibarla mutlaka ne dediğini, bizden ne istendiğini, bize ne söylendiğini iyi anlamalı. Herhangi bir takıntıya kapılmadan onun doğru veya eğriliğini mutlaka bir mukayeseyle, bir şeye mukayeseyle, bir esasa mukayeseyle, yani İslam olduğumuzda, Müslüman bulunduğumuzda göre Kur'an'a ve sahih olarak itikar eden sünnete mukayeseyle, bu Kur'an ve sünnetin şu hükümlerine göre uyguludur veya değildir, bu kadar sapkındır veya değildir denilmiş. Sapmak veya sapkınlık, sapıtmak meselesine gelince varlığımız, eğer sapmak, genelin bir de geldiği yoldan ayrılmak, başka bir yol tutmak ise bu konuda peygamberler bu işin şampiyonluğunu yapmak istelerdi. Çünkü bütün peygamberler babalarının üzerinde yürüp buldukları yoldan sapmış kimselerdir. Kavimlerin tarafından da durumla suçlanmışlar ve Kur'an şehadet ediyor bize. Eğer sapmışlık buysa, ben şahsen sapmışlardım. Tabii o zaman nereden nereye sapana, yani yanlıştan giden doğruya dönerse buna da mı sapkın diyeceğiz, sapık diyeceğiz? Doğrudaki yanlışa giderse ona mı sapık diyeceğiz? Elbette açıklığa kavuşturmak lazım. Açıklığa kavuşturulmamış, iyice anlaşılmamış şeylerin insanları kargaşadan kurtarmayacağı, bugün Müslümanların içinde bulunduğu, yaşadığımız gönül hayatımızdan da belli, bize arz edilen sorunun mahiyeti de bu idi. Nedenlerini böyle görüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Başkan, Müslümanların da ihtilaf olmaya neden olacak herhangi bir şey yokken neden bu metot farklılıkları var şeklinde bir soru sordu. İkincisinde de acaba bu farklılıkların nedeni Müslümanların kitap ve sünnete uymadaki ihtilafları, ihmalkarlıklarından mı kaynaklanıyor şeklinde soru sordu. Şimdi görüşlerini almak üzere sözü Yaşar Bey'e bırakacağım. Selamünaleyküm. Aziz dinleyiciler, bugün de farklı olduğunu bana daha önce İstanbul'daki meydan ve İstanbul'da olduğu karşılığı umumlu istediklerine birkaç yerde tekrar edilmesi ihtiyacı hası oldu. Konya'da tekrar değiştirilmesi buna bağlı olarak sağlandı. Burada konuşmacılar, katılımcılar farklıydı. Ümmetler olmalıydı. Belki olarak aslında konuşmacılar konuşuyduk. Daha önceki konuşmacılara aynen buraya getirmek mümkün olmadığı için özellikle Cumhur Bey'le olmasına telenlendirdiği için burada tekrarlıyoruz. İnşallah hayırlı size olur. Bir defa eğilimler ve çalışma durumundan dediğimizde eğilimlerin dökümünü yapmak üzere çalışma durumundan nedir? Değişik çalışma durumları var olması da tabi iyidir. Fakat bütün bu çalışma durumları içerisinde biz bazılarını beğeniriz, bazılarını beğenmeyiz. Hangilerini beğeniyoruz, hangilerini kim beğeniyoruz, bizim teklifimiz nedir? Bütün bunları esasında konuşmacı olarak bizim ortaya koymamız icap eder. Bugün bütün çalışmalarda, kime gidersek gidelim, Kur'an'a ve sünnete müracaat edildiğini görürüz. En azından böyle bir iddia vardır. Ve hakikaten Kur'an'a ve sünnete müracaat edilir. Ama bir adama bizim çeşitli faaliyetler yapan İslami gruplar olarak Kur'an ve sünnete müracaatımız biraz şartlı oluyor kanaatindeyim ben. Türkiye'deki eğilimleri, çalışma metodlarını genel olarak değerlendirirken her grup kendi kendilerine yararlayacak bir takım şeyler aramakta. Özellikle bazı faaliyetlere müziği olan Müslümanlar o faaliyetlerin Kur'an ve sünnete uygun olmadığını ispat için Kur'an-ı Kerim'e ve gerek görüyorsa hadislere sünnet kaynağı olarak bildiğimiz bazı kaynaklara müracaat edebiliyor. Gerekiyor. Çünkü bugün herkes Kur'an dışında ikinci bir veya üçüncü bir kaynağa müracaat etmeye ihtiyacı duymuyor. Böyle bir grup var. Yani Allah'tan başka
kimseyi muhatap almak istemiyor yani. Yezirli olduğunda. Bundan dolayı doğru sadece Kur'an'la hakikaten gibi bir alışkanlıklar var bazılarında. İster sadece Kur'an'a müdahale edilsin, ister Kur'an'dan sonra gelen diğer kaynaklara müdahale edilsin. Bu müdahalelikler biraz şartlı oluyor. Ne demek ki bu? Kişi bir defa yapacağı faaliyeti tespit etmiş ki, yapacağı bir işi var mı? Hakikaten eğilimlerden, çalışma metodlarından bahsederken bizim diğer grupları eleştirirken bizim yapmakta olduğumuz, yapılmasını teklif ettiğimiz bir faaliyetimiz var mı? Tepkiler çok dikkat etmek lazım. Kur'an'a nasıl duracak diyoruz, ne zaman duracak diyoruz, bunlara çok iyi bakmak lazım. Türkiye'de maalesef hepimiz demesek bile bir kısmımız Kur'an'ı ve sünneti kendisine yalancı şahit tutmak istediği zaman Kur'an-ı Kerim'e gidiyor. Birilerinin faaliyetini gayri İslami gösterme ihtiyacı duymasa, birilerinin ayağını kaydırma zarureti hissetmese, birilerine kafayı takmasa, Kur'an'ı ve sünnete duracak edeceği yok. Peki o zaman biz Kur'an'ı ve sünneti doğru anlamış oluyor muyuz? Çalışma metodlarından belirlerken ve eleştirirken Kur'an'ı ve sünneti uygun oluyor mu, olmuyor mu derken, çünkü herkes Kur'an'ı ve sünnete duracak ettiği iddiasında hakikaten kısmen ediyorlar. Nasıl ediyor, onu incelemeye çalışıyoruz. Benim görebildiğim kadarıyla biz Allah-u Teala'yı takdir edemiyoruz. Çalışma metodlarını değerlendirirken ve bunları değerlendirmede ölçü olarak Kur'an-ı Sünnet'i kullanırken Allah-u Teala'yı takdir edemiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. Çoğunuz bilirsiniz. Kafirlerin küfründe onları ısrar ettiren şey Allah'ı takdir edememiş olmalarıdır der. İşte ben Müslümanların bu kadar çok yasında bulunmalarının tek sebebi olmasa bile en önemli sebeplerden bir tanesi de diyorum. Müslümanların Allah-u Teala'yı gereği gibi takdir edemiyor olmaları. Bir defa konuştuğumuzda ayetler ile hadisler ile konuşuyor olmamız bizim çok İslami konuştuğumuz manasına gelmez. Nasıl ki bir insanın sakal bırakması, sarık sarması, şalvar giymesi onun şeklen İslami bir gösterilmiş olmasına rağmen onun mutlak surette Müslüman olduğuna delil sayılamaz. Aynı şekilde bazı ayetleri, hadisleri alıp da İslami bir konuşma yapıyor havası vermek hakikaten bizim söylediğimiz şeylerin öz olarak Kur'an-ı Sünnet'e uygun olduğu manasına gelmez. Bu gösterişe kalmamak icap ediyor. Burada ben dahi bir takım ayetler, hadislerden okumak suretiyle sizi etkilemeye çalışıyorsam buna aldanmamalısınız. Hakikaten söylediğim sözün özü Kur'an'a ve sünnete uyuyor mu? Veya o ayeti ve hadislerin anlayış şeklin Kur'an'a ve sünnete uygun mu? Buna dikkat etmek gerekmektedir. Allah'ın Teala'yı takdir edememek ne demek? Bunu çok iyi kavramak zorundayız. Bir defa bir kısmımız, hepimiz demeyelim hadi, bir kısmımız şartlı olarak yaklaşıyorum dedim. Kur'an'ı ve sünneti kendimize yalanlı şahit tutmak istiyorum. İşte senin yaptığın şu iş İslami değildir, delilde bulur. Veya benim yaptığım şu İslam'a uygundur, delilde bulur şeklinde. Yani kendimizi ispat ihtiyacı duymasak Kur'an'a ve sünnete müracaat diye bir şey aklımıza geldi. Bunu aşmak gerekiyor geriye. Eğilim neden? Bu eğilimi çok iyi tespit etmek gerekir. Allah'ın Teala'ya biz nasıl takdir ediyorum? Bizim bir defa kültürümüz, mantalitemiz, anlayış şeklimiz, seviyemiz, Kur'an'ı ve sünneti doğrudan yorumlamaya müsait mi? Çok hissi, aşırı hissi bir insan ise. Efendim bir takım faaliyetlere gözük olan ve mutlak surette o faaliyetleri mahkum etmeye çalışan birisi ise bir defa biz mutlak surette Kur'an ve sünnette bu şartlanmayı yaratacağız. Düşünürüz ki insan pazara çıkıyor. Pazarda Ahmet'i alıyor, Mehmet'i alıyor. Ahmet'in üzerinde ne vardır? Kırmızı kadar tabir. Efendim sana ceket tabir. Boyu şu kadardır, kaşı gözü böyle. Bu insan pazarda o kadar binlerce insan içerisinde, o kalabalık içerisinde Ahmet arıyor. Ahmet'i bulmak için pazara çıkmış, o kalabalığa karşımış. Sürekli olarak kafasındaki Ahmet'in şemayine uygun olan kişilere ancak itibar edilir. Onlara dikkat edebilir. Bu zaman altında Ahmet'i veya Mehmet'i arayan kişi, Ahmet'e Mehmet'e benzeyen insanlara dikkat ederek pazarda dolaşırken kendisine çok yakından tanıştığı, görüştüğü birileri selam verse ya Ahmet nereye gidiyorsun, Ali nereye gidiyorsun onu duymaz bile. Çünkü pazara çıkmıştır o kalabalıkta bulmak istediği birisi var. Saçı söyledim, yüzü söyledim, efendim boyu şu kadardır, ceket yok, şurada pantolon olur şeklinde. Aynı şekilde biz Kur'an'a giderken
Bedri'nin şartlanmışlık ile Ahmet Ağar gibi, Mehmet Ağar gibi şu konuda bana, şu konuda delil olabilecek bir ayet bulabilir miyim? Bu arada birçok ayet-i kerime vızır vızır geliyor, geçiyor. Tanrısızlıkta nasıl selam veriyor fakat biz duymuyoruz onu. Çünkü bir Ahmet bulmak, Ahmet bulmak heyecanı ile onların verdiği selam veriyor, duymuyoruz. Sürekli olarak da Ahmet'e, Mehmet'e, Mehmet'e bir yere atıyoruz. Diğerlere dikkat edemiyoruz, dikkat almış. Aynı şekilde biz Kur'an'ın bir takım ayetlerini göremiyoruz, fark edemiyoruz. Yıllarca Kur'an-ı Kerim okuduğu halde Peygamberimiz Nişan Aleyhisselam'dan nasıl bahsetmek gerekir? Ashab-ı Kiram'dan nasıl bahsetmek gerekir? İslam büyüklerinden veya İslam için çalışan, mücadele eden insanlardan nasıl bahsetmek gerekir? Müminler, müminler nasıl bakmaları gerekir? Müslümanın ahlakı nasıl olmalıdır? Edebi terbiyesi nasıl olmalıdır? Müslümanın Kur'an'a yaklaşımı, sünnete yaklaşımı nasıl olmalıdır? Bütün bunları anlatan ayet-i kerimeler, usule dair, Müslüman dair, terbiye edene dair, nezakete dair ayet-i kerimeler veya bize bunları doğrudan bir yana dolayı çekti. İmanlı, efendim, hatırlatmalı bir şekilde anlatan ayet-i kerimeler hiçbir zaman belkimizin gözünde çarpmıyor. Kafayı takmışız, bir anlamda faaliyetini muhakkak etmek için bana delil olabilen bir ayet. Yani normal olur. Ve onun dışında diğer birçok ayet-i kerimeyi göremiyoruz. Ve biz diyoruz ki Kur'an'a müracaat ettim, işte şöyle, Kur'an'a müracaat ettim, işte böyle. Halbuki, aziz kardeşim, Allah-u Teala'nın filan ayette kastettiği şeyin hakikaten senin anladığın şey olduğundan nasıl emin olabiliyorsun? Kime netice ettin? Allah-u Teala'nın falanca şeyde, filanca üstadı, şu veya bu faaliyeti mahkum etmek gibi bir derdi yoktur ki orada senin anladığın manayı kastetmiş olsun. Allah-u Teala'nın şunun veya bunun ayağını kaydırmak, şunu veya bunu mahkum etmek gibi bir derdi yoktur ki o ayet-i kerimeyle senin anladığın şeyi tebliğ etmiş olduğun insanlara işte bu noktada bazılarımız Kur'an-ı Kerim'i takdir edemiyoruz. Allah-u Teala'nın muradını takdir edemiyoruz ve kendi zannımızı, kendi verdiğimizi herhangi bir ayet-i kerimeyle çıkardığımız şeyi mutlak surette Allah-u Teala'nın yürüyüşü zannet. Belki de çok seviyesiz bir insanız. Belki de kültürümüz yeterli değil, faziletsiziz. Belki de ne bileyim edebimiz, tebliğimiz, ahlakımız o ayeti anlamaya yorumlamaya müsait değil. Belki de çok iski koruyoruz, şartlı bazıyoruz. Ama Allah-u Teala bizim gibi şartlı davranmaz, iski davranmaz, haşa basiretsiz değildir, seviyesiz değildir, kafasız, haklısız değildir ki aynen bizim gibi düşünmüş olduk. Bu noktada eğilim ve test ederken ve Kur'an'a sünnete müracaat test ederken çok dikkatli olmak gerekiyor düşüncesini. Öbür taraftan Türkiye'de takım eğilimler var. Tasavvufi eğilimler. Çok iyi eğilimler. Üstadlar alimlere dayanır. Her gün zamanı Süleyman Efendi Hazretleri'ne dayanır. Ama adımda olarak tasavvufi yaptım veya hikâfı olarak koyamayacağım eğilimler. Siyasal çalışmaların etrafında oluşan grupların eğilimleri küçük grupta kendilerine mevcut bu 3-4 büyük grup içerisinde yer bulamayan veya kendilerini oralara layık görmeyen, oraları beğenmeyen genç kardeşlerimizin daha çok son zamanlar dünyada ve Türkiye'de genç kardeşlerimizin faaliyetlerinin paralelinde kendilerini yeni yer arayan daha iyi bir çıkıntı tutmak isteyen arkadaşlarımızın kardeşlerimizin oluşturduğu konuda tepkiyle resimli çalışmaları yurt dışına ağırlık veren eğilimler, yurt içine ağırlık veren eğilimler buralarda da bir takım kırmamalar yapabiliriz. Müslüman olduğu halde, yani Müslümanlığından dolayı namaz kıldığı, oruç tuttuğu halde İslam'ı gidilen istemeyen, şeriata karşı olan, İslamcı olmayan insanların eğilimleri, tabi onların Müslümanlığı ne kadar geçerli, eğil olanların bunu tartışması lazım. Ben buraya o tartışmak için, çıkmadığım için geçiyorum. Yahut belki de İslamcı oldukları halde Müslümanlığın hakkını tam veremeyenler, ya daima İslamcı'yla Müslüman kelimesini dedikten kullanmak mümkün olmuyor. Esasında Müslüman İslamcı'dır. Ama belki her İslamcı Müslüman olmayabilir. Adam İslam'a giderse de Müslüman değildir. Başka bir şeydir. İslam'ı ilerleyen kendisini daha yaşayacağına kabul edilir. Bundan dolayı iki tarih birbirinden ayırmak lazım. Bütün bu eğilimlerin değerlendirmesini kısa süre içerisinde yapmamız belki mümkün olmayabilir. Ancak şu var ki, ben tarih içerisinde kendime en yakın olarak tasavvufi akıl içerisinde yer alan insanları görüyorum tarih içerisinde. Bu tasavvufi de görüyorum. Buna rağmen günümüzde kendime çok uzak gördüğüm insanlar içerisinde maalesef tasavvufa yine ağırlıklar. Günümüzde tasavvufi içerisinde görüyorum. Ve herhangi bir
kardeşimizin, tasavvufu hikmetler edilen kardeşimizin yanlışını eğilmeyi eleştirmeye taktığınız zaman hemen diyor ki, işte ama burada bir tasavvuf var. Günümüzde tabi sürekli işgücü tasavvufu eleştirme buralar var. Yok ki, karıştırıyor. Tasavvufta elbette bir takım gayri İslami şeyler var. Gayri İslami şeyler vardır diye tasavvufu gözden çıkartamıyoruz. Gayri İslami şeyler hadisine bulaşmış. Mevzuat ismi bununla ulaşmış. Tefsire bulaşmış. İsrailiyat ismi bununla ulaşmış. Fıkha da bu tıbaretine yönelikle girmiştir gayri İslami bu şeyler. Olabilir. Bütün bunlar ayrılmamıştır ama yani her yerde bulunabilir. Böyle bir diye o ilgiler ama geçemiyorum. Ya tasavvuf adamında veya hadis altında, ben de söyleyeyim. Tefsir altında, ne bileyim, fıkha adamında bize gelen her şeyi gözü kapalı kabul etmek yok ama onlarsız bir İslam hayatta olamaz maalesef. Bunu böyle bir tespit etmek gerekiyor. Ayrıca siyasi faaliyetler içerisinde olan kardeşlerimiz de kendilerinin aleyhinde olanları iyi teşhis edemiyor, iyi tanıyamıyorlar. Dolayısıyla imha etmek için, kendilerini imha etmek için, imha etmek için, yeryüzünü etmek için konuşanlarla hakikaten bu işi daha iyi yapsınlar diye kendilerine hayırlı bir eleştiri yönetmenleri birbirlerine karıştırıyorlar. Bu adıma dostları kötü, düşmanları kötü tam olarak bilemiyorlar. Bu eğilimleri kısa bir şekilde tespit etmek gerekiyor. Müslümanları kısaca iki gruba ayırabiliriz. Birçok şey yapmaya çalıştıkları halde İslam'ı yeteri kadar tanımaya vakitleri kalmamış insanlar sürekli olarak İslam'ı tanıyalım, ana karakterlerini öğrenelim diye zaman harcadıkları halde bu öğrendikleri şeyi niçin öğrendiklerini bir türlü izah edemeyen hiçbir zaman pratiğe, sosyal faaliyetlere, siyasi faaliyetlere, siyasi faaliyetler derken burada herhangi bir partinin tabelası ismi altında çalışmayı kastetmiyorum. Yapılan her türlü toplumsal faaliyet, insana hizmet için yapılacak her türlü faaliyet, Müslümanın literatüründe siyasi faaliyettir. Onu da yetiştirdik. İki ana eğilim böyle de veriliyor. Yani çalışanlar ama fazla etik bilemeyenler, bilmeyen olmayanlar, bildiği iddiasını alanlar ama çalışmayanlar, çalışamayanlar, faaliyet gösteremeyenler diyelim. İki ana grup oluşuyor. Bütün bunların yanısına biz bir takım faaliyetleri beğenmeyebiliriz. Beğenmeme hakkımız var. Fakat buna karşı teklifimiz nedir? Nasıl bir teklif getirmeliyiz? Nasıl bir teklif getirmeliyiz? Ne yapılmasını istiyoruz? Teklifin açık bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. İhtiras ve tehlika meselesi süren dolmuş olduğundan dolayı kısaca iki günlere seminerdeyim. İhtirassız bir İslami hayat olmaz. Olmaz. Çünkü asgaret insan da ihtirassız yaşamadır. Her gün belki yüzlerce defa ihtirafa düşmüşler. İhtirafsız İslam'ın hayatı olmaz. Allah-u Teala insana akıl vermiştir. İnsanın fikretmesini, fukretmesini istemiştir Allah-u Teala. Bundan dolayı ihtiraf ister istemez olacaktır. Ama ihtiraf vardır diye biz hemen tefrikaya düşmemeliyiz. Düşmemeliyiz. İslam'ın esasına tahammül eden meselelerde değişik fikirlere sahip olmama durumundayız. Fakat bunun yanı sıra çalışma metotları, mücadele metotları, varlığımızı ortaya koymak isterken uygulayacağımız metotlar hususunda bazı konularda açıklık getirmek zorunda var. İnşallah ikinci turda onu yapmaya çalışacağız. Süre görüntüsü çok yetersiz. Kısasıyla sabahtan başlayıp öğleye kadar, öğleden başlayıp akşama kadar olmak üzere, akşamdan sonra başlayıp bir yaptı. Gece yarısında olmak üzere 3 değişik turda yaklaşık şöyle 10-12 saat sürecek kadar bir süre içerisinde bulunmak lazım. Çünkü konumuz yarın kalıyor. Söyleyeceğim şeylerin tamamı tabii ki bunlar değildir ama maalesef bütün düşüncelerimiz sanki bunlarmış gibi belki bizi değerlendirecek, konuşmalı olarak bizi değerlendirecek çıkabilir. Değil tabii. Belki onlar da demek üzere. Acele etmemek lazım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sayın Mehmet Şimetiler, sizin bu Müslümanlar arasındaki mevcut farklılıklarıyla ilgili görüşlerinizi alabilir misiniz? Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün burada konuşuyor olmamız hiç kuşkusuz bir konuda sıkıntılı olduğumuzu göstermek içindir. Sıkıntı çektiğimiz hususun altını çok iyi çizmezsek, yani vakayı tespit etmezsek, teşhis etmezsek sanıyorum çok yanlış ve sağlıksız sonuçlara gidebiliriz. Mesele farklı metodların olmasında değil bence. Bizim sıkıntımızı arttıran metotların hastalığı veya farklılığı değildir. Bu gerçekliğin altını hasreten çizmek istiyorum. Kendini bir biçimde farklı gören
hisseden ve farklılığını ortaya koymaya çalışan insanlarımızın birbirlerine karşı sergiledikleri yanlış tutum ve davranışlardadır. Asıl sıkıntımız burada kaynaklanmaktadır. Tabii Türkiye'de şu ve bu düşünceye mensup Müslümanlar olarak henüz birbirimizi yeterince yakından tanıdığımız kanaatinde değilim. Birbirimizi tanımadan, birbirimizin düşüncelerini yakinen bilmeden birbirimizi sağlıksız bir biçimde eleştiriyoruz. Daha yakın bir zamana kadar bir kesim Müslümanın diğer bir kesim Müslümana selam vermesi bile günah telakki edilirdi. Oysa birbirimizi anlamak için, dolayısıyla birbirimizi değerlendirebilmek için öncelikle kulaklarımızı ve gönüllerimizi birbirimize açmamız gerekli değil midir? Şimdilerde yeni yeni gönüllerimizi ve kulaklarımızı birbirimize açıyoruz. Dinde kardeşler olduğumuzu koyuyoruz. Şimdi bu arada metot tartışmalarının ve de metot farklılıklarının çok önemsiz olduğunu söylemek istemiyorum. Metot farklılıklarının olmaması gerektiğini de söylemek istemiyorum. Sadece şu hususun çok açık ve net bir biçimde bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye'de bizim sıkıntımıza sıkıntı katan husus şu veya bu Müslümanın şu veya bu araçla çalışıyor olması değildir. Şu veya bu araçla çalışan Müslümanların çok yanlış ve sağlıksız gerekçeler adı altında birbirlerine karşı takıldıkları yanlış tutum ve davranışlardır. Ben konuşmamda bunu açmaya çalışacağım. Öncelikle bütün Müslümanların, bu ülkede faaliyet gösteren bütün Müslümanların temel müştereklerde bir ve beraber olduğuna inanıyorum. Yani Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin de özlü bir biçimde belirttiği gibi bu ülkede ispat vücut etmiş bütün İslami eğilimler haktan müttefiktirler. Peki problem nerede o zaman? Gene Bediüzzaman Said Nursi'nin belirttiği gibi haktan müttefik olan bu eğilim mensupları hak noktasında ihtilafa düşüyorlar. Yani en hakikisi kimdir sorusuna cevap aranırken aslında ihtilafa düşüyoruz ve işte burada kalkarak yanlış ve sağlıksız edindiğimiz İslami kültürde karşı tarafta dışımızdaki insanları çok haksız ve acımasız sözcükler eşliğinde mahkum etmeye çalışıyoruz. Aslında sıkıntı burada doğuyor. Ne diyor o? Hak'taki ihtilafımızı ortaya koyan söz ve davranış biçimimiz birkaç başlık altında özetlemeye çalışayım. Birincisi, dar anlamda grupçu anlayış, karakterlilik veyahut da zihniyetli inhisarcılık dediğimiz, zihniyet tekerciliği, ben merkezcilik olarak adlandırdığımız eğilim biçimi. İkincisi, başımızdaki liderleri bir anlamda masum telafi etme. Ben kutlaştırma tabirini kullanmak istemiyorum. Fakat pratikte başımızdaki liderleri masum telafi etmemiz. Yani tepeden inme gelen her bir söze, her bir davranışa kucak açmamız ve adeta başlarımızdaki liderlerimizin asla hata yapmayacağına inanmamız. Veyahut da efendilerimizin, üstadlarımızın. Şimdi Bediüzzaman Said Nursi'nin gelen belirttiği gibi hem karakterlik hem de müsbet anlamda işimize yarayacak ihtilaflarımızı kendi elimizle menfi ihtilaflara dönüştürmemiz sebebiyle birbirimizi batıda olmakla suçlamaya gidiyoruz. Ve dolayısıyla birbirinin Müslümanlığından kuşku duyan, birbirinin inançlarından kuşku duyan acayip gayet insanlar olarak ortaya çıkıyoruz. Ve sanıyoruz ki metotlarımız, araçlarımız farklı olduğu için bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Halbuki araçların bizatihi bizi böylesi bir düşünceye sevk etmiyor. Çünkü nihayetinde bunlar birer araç. Binersiniz, kullanırsınız, işinize yaramadı, atarsınız.
veya da bir biçimde değiştirirsiniz. Şurasını burasını değiştirirsiniz. Ancak kafamızdaki daha grupçu anlayış, tarafkirlik anlayışı, enaniyet ve benzeri bir takım kötü ahlaki tutumlar silinip atılmadığı içindir ki öncelikle ilişkisizlikle başlayan, diyalogsuzlukla başlayan bir arada birbirimizi yanlış ithamlarla değerlendirme kurumuna geçiyoruz. Sıkıntı buradan doğuyor. Şimdi daha grupçu anlayış dedik, grupçuluk anlayışı. Her birimiz kendimizi şöyle bir yoklayalım, öz eleştirimizi yapalım. Bu ülkede her bir Müslüman grup çoklukla sadece ve sadece kendisinin hak olduğunu etmiştir, ediyor hali. Ya sayısal çokluğuna bakarak, veya da başka özelliklerine bakarak biz hakla hakikati temsil ediyoruz. Başımızdaki zevatla halife, lider, o halde İslam cemaatinin dışına çıkan cahiliye ürünümüz söylüyor. Yani diğer meşrep ve meslek mensuplarının mutlaka kendilerine katılmaları gerektiğini adeta bir nas olarak kabul ediyor. Ve bunu bir takım ayet-i kelimelerle de yanlış bir biçimde destekleyerek fırkalaşmanın düşmanlığa dönüşmesine yol açıyor. Şimdi fırkalaşmanın bizzat kendisi haram mıdır? İşte bu dar grupçu anlayışa sahip olan Müslümanlar diğerlerinin kendilerine katılmasını dört yılda bekleyen Müslümanlar hemen de şöyle diyorlar. Bu ülkenin sayısal çoğunluğunu bizler elimizde tutuyoruz. O halde diğer bir ufaklı fraksiyonların, grupların bizlere katılmaları vacip bir farzdır. O halde fırkalaşma haramdır diye söyleniyor. İşte burada yanlış bir bakış açısı oturtulmaya çalışılıyor. Ve ayet-i kelimelerle, hadis-i şeriflerle bu desteklenmeye çalışılıyor. İşte hepiniz toplanın Allah'ın ipine sarılınız, paraçalarını ayırmayınız. Fakat acaba şu soruyu kendimize sorsak, daha akıllıca ve Müslümanca davranmış olmaz mıyız? Şayet birilerinin bize katılmaması suçsa, günahsa, haramsa, acaba biz niçin sırf bu ümmetin maslahatı için, menfaati için başkalarına katılmayı bir türlü düşünmüyoruz? Bu suçsa, bunu düşünmemek de suçtur, cürümdür, günahtır, haramdır. O halde fırkalaşmanın bizatihi kendisini veya de farklı ilimlere mensup olmanın bizatihi kendisini sorgulamak yerine birbirimizi nasıl gördüğünüz ve değerlendirdiğiniz sorusuna cevap vermeniz gerekiyor. Metot tartışmaları belirgin şekilde yanlış itiraf mantığı çerçevesinde sürdürülüyor ve birbirimizi yeterince tanımadığımız için de birbirimizi yanlış mantıklar içerisine yerleştirerek mahkum ediyoruz. Mesela şöyle bir mantık var. Bir kesim Müslümanlarda yaygın olan mantık. Mantıklar içerisinde en önemlisi de onun kabullerini paylaşmak şirkini işleyerek İslami pratik ortaya koyanlarla bizim metot beraberliğimiz olamaz. Şimdi burada bir takım sözcüklerle uygulama söz konusu. Yani kendi dışında gördüğü, metodunun dışında gördüğü bir takım Müslümanları doğru dürüst anlamaya yanaşmadan, onların İslami niyetlerini anlamaya yanaşmadan onları mahkum etme. Hepimizin diline teresek olan bir takım sözcüklerle, kulağımıza hoş gelen sözcüklerle oynamak suretiyle. Hiçbir Müslüman, bu ülkede hiçbir Müslüman bu yazıda, bu mantık çerçevesinde belirtilen şekliyle rejimin kabullerini benimseme şirkini işlemiyor. Rejimin icazetiyle ve onun koyduğu sınırlar içerisinde çalışmak ayrı bir olay, ancak rejimin kabullerini benimseme şirki tamamen ayrı bir olaydır. Birbirimizin iyi niyetinden muşku duyarsak şayet, ben bana katılmadığım için sizleri cahiliye bölümümüzde ölmüş insanlar olarak telakki ederim. Sizler de beni küfürdür, şirktir mantığıyla mahkum edersiniz. Bu nereye kadar sürer bilemiyorum. Ancak bu tartışmayı metot bağlamında yanlış bir biçimde sürdüren tarafların, taraf demiyorum, tarafların son tahlilde
bu ülkedeki İslam'ın harekete zarar verdiklerini açık yüreklilikle belirtmek istiyorum. Bediüzzaman Said Nursi'nin dediği gibi bu Müslümanlar, yani bu ülkede yaşayan mutasavvıfı, partisi, partisizi, şu ve bu eğilimle mensup bütün Müslümanlar hatta müttefiktirler. Temel müştereklerde dinin zorunlu kıldığı, hepimize inanmamızı zorunlu kıldığı bütün temel müştereklerde bir ve beraberdirler. Sadece belirttiğimiz şekilde hangi yolda güzeldir, hangi yolda sağlık konusunda ihtilaflıdırlar. O halde ne yapmak gerekiyor? Herkes benim yolum haktır diyebilir, fakat sadece benimkisi haktır şeklindeki bir zihniyet inisarcılığına, bir yöntem inisarcılığına gitmemelidir. Buna gittiği zaman işte sıkıntı başlamakta, ihtilaflar menfi bir düzlemde sürmekte ve birbirimizi çeşitli sözlerle itham etme yoluna seçip gitmekteyiz. Şimdi burada gene çok güzel bazı şeyler var. Bediüzzaman Said Nursi'nin inşallah onu ikinci turda okumaya fırsat bulurum. Burada gene yanlış bir biçimde kullanılan bir kısım Müslümanların diğer bir kısım Müslümanlara karşı bir itham silahı olarak kullandığı bir hadis-i şerife değinmek istiyorum. Şöyle, imamı olmadan ölen kimse cahiliye ölü özde ölür. Peki imam kim? İşte İmam Besmele, bizim grubumuzun lideri. O halde bizim grubumuza katılmayan ve liderimize beyan etmeyen cahiliye ölü özde ölür. Şimdi bu hadisin nasıl anlaşılması gerektiğini bilmediğimiz için birbirimizi böyle hadislere, ayetlere yaslanarak itham edebiliyoruz. Haluk İmam Ahmet'e bu hadis sunulduğunda, Ahmet bin Hanbel'e bu hadisi şu şekilde yorumladığını görüyoruz. Bu çok önemli. Bunu sadece bir hadise aktarmak için değil, yanlış grupçu anlayışımıza ve başımızdaki liderleri masumlaştırmak gibi yanlış bir anlayışımıza dikkat çekmek için söylüyorum. İmam Ahmet şu cevabı veriyor. İmam, Müslümanların tümünün üzerinde icma ettiği ve hepsinin bu imamdır dediği kişidir. Yani böylesi bir imama beyat etmeyen cahiliye ölü gözle ölür. Bu hadisin açık ve sarih manası bu. Ancak birbirimize karşı kullandığımız itham silahlarından biri. Bir de hepiniz toplan Allah'ın ipine sarınız. Tamam, Allah'ın ipine sarılalım da ne yapalım? İşte biz sayısal çoğunluğu teşkil ediyoruz bu ülkede, bize katılınız. Liderimizde değer edilmesi gereken bu mantık bizi tüketen bir mantık. Yani bu mantığın karşısında tepki biçiminde ortaya konulan bir mantık var. Mesela mutasavvuf, yani tasavvuf mesleğini kabul etmiş Müslümanların iyi niyetinden kendi adına hiçbir kuşku duymuyor. Çalışma metotlarının İslamiliğinden de hiçbir kuşku duymuyor. Bu açık yüreklilikle belirtiyorum. Kendini Bediüzzaman Said Nursi'ye nispet eden insanların eleştirilecek yanları olmasına rağmen iyi niyetlerinden kuşku duymuyorum. Birbirimizi anlamak için her şeyden önce ve birbirimize sahih İslami anlayışı aktarabilmek için her şeyden önce birbirimizi sevmemiz ve saymamız gerektiğini söylüyorum. Bir başkasının benimle nasıl konuşmasını istiyorsam ben de bir başkasıyla bu şekilde konuşmak zorundayım. Bir başkasının benim mukaddeslerime ölçüsüz bir biçimde saldırmasını istemiyorsam benim de bir başkasının mukaddeslerine ölçüsüz bir biçimde, yanlış bir biçimde saldırmamam lazım. Karşılıklı anlaşmanın yolu buradan geçer. Siz şayet şu veya bu şekilde düşünün, eğilimleri yanlış da olsa yaslandıkları bir takım tırnak içinde doğrular, onların doğru gördüğü doğrular size göre yanlış da olsa, sizin direkt kalkıp bu insanlara sizin şu yaptığınız şirktir, küfürdür, sizin şu yaptığınız nebevi değildir, rabbani değildir, İşte şirktir şeklinde bir takım, batıldır şeklinde bir takım eleştiriler getirmeniz bu ülke Müslümanlarını birbirlerinden ayırmakta ve bu ülke Müslümanlarının birbirlerine kulaklarını ve gönüllerini tıkamalarını getirmektedir. Biz birbirimizi ıslah etmek istiyorsak, biz birbirimizi düzeltmek istiyorsak
öncelikle ve önemlilikle birbirimizi sevmek ve saymak zorundayız. Partilisi partisizi, partisizi de partilisini sevmek zorundadır, saymak zorundadır. Birbirimize aynen benzemek ve birbirimize aynen benzedikten sonra birbirimize katılmamış şart değil. Aslında hepimizin bir arada olması da değildir. Tek bir hizle dönüşmesi de değildir. Bu gerçekliği kavram yanlış ihtilaf mantığıyla bize katılmayan insanları dediğim şekilde mahkum edebiliriz. Hakkından birbirimizi, yani eğilimler olarak birbirimizi tahrip etmememizdir. Birbirimize karşı yıkıcı olmamamızdır. Birbirimizi tahkim etmeye, tekmil etmeye çalışmamızdır. Ve Bediüzzaman Said Nursi'nin dediği gibi birbirimizi tahakkümle değil, zorbalıkla değil, zorbalık sadece iyi zorbalıkla değil, ayetleri ve hadisleri başlarımızın üzerinde Damoklesin kılıcı gibi sallamak zorbalığıyla değil. Şunu işledin, dinden imandan çıktın, şunu işledin, kafir oldun, tevhidin dışında çıktın şeklindeki zorbaca bir mantıkla değil, birbirimizi lütufla ıslah etmek zorundayız. Birbirlerine kulaklarını tıklayan insanlar birbirlerini anlayamazlar, anlamamakta direnirler ve birbirlerine ıslah edemezler. Onun için müsbet ihtilaf halinde olmamızın güzel olduğuna inanıyorum. Bu ülkede farklı eğilimlerin olması gerektiğine inanıyorum. İklimler farklı, mizaçlar farklı. Benim ulaşamadığım insanlara sizler ulaşabiliyorsunuz, sizden ulaşamadığınız insanlara ben ulaşabiliyorum. O halde birbirimizi tahkim ederek, birbirimizi tekmil ederek birbirimizle yardımlaşmak zorundayız. Süremi tamamladım ama Sayın Başkan izin verirse özetlemek istiyorum. Eğilimlerden, farklılıklardan korkmaya hayır, eğilimleri ve farklı metot mensuplarını birbirlerinin tahribe çalışmalarına hayır, tersine birbirlerini mümince uyarmaya, eleştirmeye, fakat bununla birlikte birbirleriyle dayanışmaya, İslam'ın menfaati ve maslahatı söz konusu olduğunda korkuya girip birbirleriyle aynı cephede gözükmekten çekinmemeye evet. Teşekkür ederim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, inşallah böyle yapılan bir toplantı cemaatler arasında hayırlı vesile olacak. Ve daha doğrusu canı gönülden en içten dileklerimizle birbirimizi daha iyi anlatarak İslam'a daha sağlam, daha içten bağlanmak noktasında inşallah bir vesile olacaktır. Müslümanların bulundukları farklı eğilimlerin hepsi birden İslami hareketin bütününü oluşturduğunu söylemek mümkün. Her grubun İslam'dan, daha doğrusu İslami hareketten bir parça temsilcisidir. Bizlerin hepimizin düşünmesi gereken bir şey varsa, hangi meşrebin, hangi eğilimin mensubu olursak olalım, hakkı yaşamak istiyorsak, ona gönül vermişsek, her şeyden evvel bizim ortak bir yanımız var, Kur'an ve İslam. O da zaman ve zemine göre değişmeyen hakkın hayata hakim kılınma noktası esasına dayanır. Bu noktayı tespit ettikten sonra acaba bizim içinde bulunduğumuz meşrebin grup eğilimi bu mutlak hakimiyete ne kadar aynı veya yakını olduğu meselesi ortaya çıkar. Daha başka bir ifadeyle eğilimlerimiz ne kadar İslami'dir, ne kadar değildir. İslam dünyasında şüphesiz cemaatlerin liderleri sürükleyici ve taşıyıcı olmaktadır. Ve bu kişiler seçilmiş kişiler ve kıymetlidir. Ancak İslami hareketlerin insanlara izafe edilmesi eksikliği ve yanlışlıktır. Dünyanın kuruluşundan bugüne kadar bu hakla hayat o kadar çok insan hizmet etmiştir ki sayıları ancak Allah bilir. Eğer davaları şahıslarla kaim saydığımız zaman inanç zafiyeti ve güç zafiyeti görüyoruz. Günümüzün Müslümanları arasında metodik tartışmalara son verilmelidir. İslami eğitim sağlam yapılır. Öğrenilen bilgiler ihlas hayata katkı gelirse bu mümkün tartışmaların çoğu biteceği kararındayız. Önce hastalığı teşhis etmeliyiz.
münakaşa ve münazaralardan uzak olmalıyız. Acaba yalnız Allah için birbirimizi seviyor muyuz? Veya Müslüman kardeşlerimiz arasında birliğin altında eğilimlerin azalması için ne yapıyoruz sorusuna cevabımız şu anda nedir? Kardeşlerimizin eksik ve kusurlarını gerçek hayat olarak bilip kabullendiğimiz Resulullah'ın hayatına göre düzenlenmeliyiz. Bizim için örnek hayat Resulullah'ın hayatıdır. Acaba İslam'ı tebliğ ettiğimizi zannedip zararlı olma noktasında mıyız? Yoksa hakikaten söylediklerimizle tertip ettiğimiz panellerle İslam'a faydalı mı oluyoruz? Cemaatler ve gruplar nedir? Bunların ayrı ayrı kurulması belki bir dereceye kadar normaldir. Normal olmayan, gerektiğinde bu cemaatlerin bir araya gelmemesi veya gelememesidir. Peki o zaman şu soru akla gelir. Hangi cemaat İslam cemaatidir veya değildir? Biri diğerini İslam cemaati olmadığını söyleyebilir mi? Bu cemaatin özelliğini ilahi nizam koymuştur. O ölçülere uyarsa İslami'dir, değilse o cemaat değil, basit bir topluluktur. Peki bu durumda bir cemaate mensup olan insan, benim cemaatime giren insan iyidir, diğerleri kötüdür diyebilir mi? İslam buna da müsaade edilmez. İşte uzun yıllar bu cemaat, bizim buna giren bizden girmeyen kötüdür felsefesi hakim oldu. Ama sevinçle görüyoruz ki bu yanlışlık düzenli olmalıdır. Eğilimler ve bunların çalışmaları süratli ve helal hukuklar içerisinde olduğu zaman, yani iddialarıyla, yaşantıları, hal ve hareketleriyle Kur'an davasının peşindeyse eksik ve açıklarına rağmen o insanın, o cemaatin, o eğilimin beldesine bunu göresi olur. Yeter ki birbirimizi kırıcı, dökücü olmayalım, birbirimizin eksikliklerini tamamlayalım. Bu tür ufak rekabet unsurları varsın bulunsun, belki de bunlar ileride rahmet unsuru olacaktır. Bir bahçede açan çeşitli çiçeklerle o bahçenin güzel esnediğini meydana getirir. Ancak aslında İslam eğilimlere müsaade etmez. Bu cümlenin altını özellikle çizmemiz lazım. İslam eğilimlere müsaade etmez. Eğilimin ayrı ve farklı görüş, zıddıklar manzumesini alırsak bu mümkün değil. Ancak biz eğilimleri gayeye ulaşmak maksadıyla takip edilecek usul, erken, şekil, tavır, hal ve hareketle yumuşaklık olarak kabul ediyoruz. Yoksa bir ayet veya hadisi kendi görüşüne göre tercüme ve tefsir edip cemaatleşmek, bundan biz bunu anlıyoruz demek, bizim cemaatimizin görüşü budur demek yanlış, çok yanlış bir olaydır. Muhterem kardeşlerim, bu panelde konuşulacak meseleler, İslam'ın eğilimleri ve çalışma metotları burada yeni bir şey getirmeyecek. Yani İslam'ı yeniden getirmiş olmayacağız. Yüzyıllardır İslam'ın Kur'an ve sünnete uygun olarak özellikle Osmanlılar döneminde fıkıh, tefsir, kelam, hadis ilimlerinde çok büyük, halk amiyane tabiriyle devlet işi tabir ettiğimiz çok büyük İslam ulaması yetiştirmiştir. Ve biz bugün onlara çok şeyler borçluyuz. Bugün İslami cemaatler arasında yaklaşmayı sağlamak, en azından birbirinin aleyhine konuşmalarla mani olmak için arada hoşnutsuzluğa sebep olan konuları bilmek ve bu konularda İslam'ın görüşünün bilinmesi gerekir. Bu konuların açıklanması ve doğruların tespiti, bunlar yapıldıktan sonra da takip edilecek yol, çalışma şekli ortaya koyacaktır. Her şeyden evvel günümüzün şartlarını çok iyi bilmek ve bunun yanında davamızı iyi tanımamız lazım. İslam adına konuşanlara iki acizane tavsiyemiz var. Bir tanesi, İslam'ı davet noktasına soyulmadan İslam'ı magazin bilgisi değil, çok sağlam, ilim ve irfanına itibar edilir, sağlam kaynaklardan almış olmamız lazım. İkinci bir husus da, gerçek manada Allah'tan korkarak söylediğimiz beyanlıklarımıza dikkat etmemiz lazım. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, sizler söylediğiniz bir söz için
haksız bir söz için 70 yıl cehennemde yanacaksınız buyuruyorlar. Onun için İslam teşkilatlar arasında çalışırken, söz söylerken, yazarken çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Hak nizamı hakim olması için yazılan ve konuşulanlardan çok Kur'an'ı ve İslam'ı ancak yaşamak ve hayata tatbik için öğrenmeliyiz. Yoksa sadece bunu bilgi kültürü olarak İslam'ı tanıyıp Kur'an'ı öğrendiğimiz zaman Kur'an bize gerçek manada yüzünü göstermeyecek ve daha doğrusu biz Kur'an'ı anlamakta güçlük çekeceğiz. Bu itibarla hepimizin yakinen bir tespiti mümkündür ki hal ehli olan, özellikle tasavvuf ehli olan zaten bu eserleri okuduğunuz zaman oradaki manevi feyzi ve rahatlığı diğer eserlerde bulmak mümkün değildir. Bakınız muhterem kardeşlerim, asıl saadeti takip ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Ashabın huzuruna gelen sahabilerden bazıları birkaç gün kayboldukları ve tekrar geldiklerini de kendilerine sorduğu zaman inen ayeti ve Resulullah'ın söylediği hadis-i şerifi nefsinde tatbik ettikten sonra, öğrendikten sonra geldiğini söylemektedirler. Bugün dikkat edilirse küfür dünyası ve küfür sistemleri istemeyerek de olsa İslami yayına, basına, sinemaya, tiyatroya göz yumuyor. Ama İslam'ı dört dörtlük yaşayan bir topluma hiçbir zaman göz yummamaktadır. Bunun sebebi basın ve yayının İslami yaşayan gerçek toplumun yapacağı veya örnek olacağı hayatı, tatbik edecek hayatı vermemesindedir. Bunun içindir ki İslam'da, İslam'ın yaşandığı dönemlerde ciddi manada Allah ve Resulü'nün emirlerine uyulduğu dönemlerde ecdadımız ve tarihimiz çok büyük seviyelere yükselmiştir. İşte onun için İstanbul'un fethinde Hristiyan papazları görmektense Müslüman din adamları görmek isteriz diyen Hristiyanlardır. Resulullah'ın gelişi cahil bir toplumdan İslami cemaatin oluşması içindir. Çok güç ve zor şartlarla bu gelişmeler oldu. Allah'ın yardımıyla hepimizin bildiği gibi Bedir Muharebesi'nde Resulullah'ın yüksek gayretiyle Taif seferine gitti, İslam'ı orada cehde gayretle tatbik etti. Orada talip etti. Ashabın kendi canından ve malından çok sevdiği bir inanışla ashab canlarını vererek cenneti satın aldılar. Ayet ve hadisler bunun örnekleridir. Ama öyle bir toplum oluşması için bütün bu gayretler oluşurken bakınız içki yasağıyla gelen ayet-i kerime indiği zaman Medine sokaklarında içki seller gibi akmıştı. Tesettürle ilgili ayetler indiği zaman bütün perdeler elbise yapılarak ashabın, Resulullah'ın hanımları hemen tesettür ayetini nefsinde uygulamışlar. İslami bir toplum oluşması için bütün gayretlerini sarf etmişler. Onun için de Resulullah sahabeler için onlar gökteki yıldızlar gibidir. Onlar için kötü söylemeyin buyurmuşlardır. Şimdi bunları neden anlatmak ihtiyacı hissediyorum? Bunlardan bir yerlere gelmek istiyorum. Resulullah ashabın huzurunda Kur'an-ı Kerim 23 yıl içinde ayet ayet diyor. İslam'ın, Resulullah'ın nuru her tarafta, sokakta, çarşıda, pazarda, parayında, her meselede Allah ve Resulü hazır ve nazır. Sahabi büyük bir iştiyakla Resulullah'ın etrafında pervane dönüyor. O kadar sağlam, sıhhatli ayetler iniyor ve kayıtlar yapılıyor. Resulullah bir ara efendim 3 dakika müsaade ederseniz birkaç dakika geçelim. Efendim siz çok paralı kaldırdınız. Bir de bir sebeple bir dakika geçelim. Şimdi bu konuşmayı bağlarken ifade edeceğim bunları bir Müslümanın bilmesi lazım. Yani şimdi biz Kur'an'da ayet ve hadisten başka bir şey kabul etmiyoruz derken veya niye biz hadis ve Kur'an'ı bir tarafta varken yukarıdan alıyoruz, daha başka yerlerden kaynak alıyoruz derken şunu ifade etmek istiyorum.
İslam'a gönül veren o sahabenin hayatı çok önemlidir bizim için. Eğer İslam'dan sahabenin hayatını çıkarırsanız manzara boşalmaya başlar. Tıpkı bir ağacın gövdesine kurt girer, o kurtlu ağacın yapraklarında çiçek açmaz. Biz diyoruz ki Resulullah'ın hayatında onu gölge gibi takip eden bir Hazreti Ebubekir varken ve Cenab-ı Hak Cibril'e eminle söyle ey Habibim ben Ebubekir'den razıyım, o da benden razı mı derken böyle bir sahabinin hayatı, rivayeti bize Rabbi çok mühimlik arz eder bizim için. Muhterem kardeşlerim, hal böyle devam ederken ayetlerle hadislerin karışmaması noktasında Resulullah Efendimiz hadislerin bir süre yazılmasını yasaklamışlar. Bu tehlike kalktıktan sonra Kur'an ayetleri Hazreti Osman döneminde toplanmış, hadis-i şerifler de bu arada tasdik edilmeye başlamış. Ve böylece İslam dünyasında Kütüb-i Sitte adını verdiğimiz sahih hadisler camii toplantısı 6 kitap ortaya çıkmıştır. Bunu şunun için söylüyorum. Bazılarının kulağımıza gelen ve söylenen evet hadisler de 300 civarındadır. Hepsi bu kadardır der gibi sözler var. Ona cevap olması noktasında söylüyorum. Ama bakın şunu kesinlikle söylüyorum. Buraya çıkarken Allah rızası için hiç kimseye hiçbir ne konuşmacıya ne dinleyiciye ak niyetle bir şey söylememiz mümkün değildir. Biz her şeyden evvel kardeşiz. İslam birliğimiz ve İslam vahdetimiz vardır. Bizim kardeşliğimiz davamızın da vahdetini gerektirmektedir. Hal böyleyken İslam Hulefai Raşid'in devriyle birlikte gelişmeye başlayınca hadis ve ayetlerle birlikte Müslümanların meseleleri de çoğaldı, çeşitlendi. Bir takım Yahudiler de İslam'a, İslamiyet'ten bir şey sokma gayretleri içine girince İslam ulaması bir araya geldiler, bu Müslümanları fitne ve fesattan kurtarmanın yollarını aradılar. Ve böylece İslam'da akaid ilmi, İslam'da hadis ve usul hadis ilmi, İslam'da tefsir ve usulü tefsir ilmi ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla bugün bir panelde çıkıp burada İslam'ı yeni baştan bir hüküm getiriyormuş gibi bir fetvayı verme yetkisi hiç kimseye tanınmamıştır. Bunu ben ifade olarak alandan söylemiyorum. Bu davada konuşmak için her türlü iklim müsaitken İslam uleması 50 yaşında, 60 yaşında, 40 yıl İslam'ın bütün ilimlerini ve iklimle müsaitken tespit eder, uğraşır, didinir. Ama bugün birileri gelip fıkıh ilimlerimizin yok. Bu efendim fıkıh imamları sonradan çıktı ve böylece yüzyıllardır ümmetin icma ettiği konuları siz silip atacaksınız. Bu mümkün değildir. Ben burada bu toplumda böyle birisi var demiyorum ama dışarıdaki cellalar maalesef bunu gösteriyor. Muhterem kardeşlerim, ulemamızın bu çalışmalar sürerken, bu eserler verirken kendilerini selefi sayan bir kısım sadece Kur'an ve sünnetten başka bir şey kabul etmeyen insanlar da kendi ortaya çıkmışlar. Hatta Mutezile ve Cebriye mezhepleri adı altında bir takım mezhepler de oluşmuştur. Sayın Başkanım, bir Kur'an'a ifade edeceğim. Bu arada Hicri 7. yüzyılda İbn-i Teymiye, İslam alimi, çok büyük bir alim. Ancak birçok konularda sapma göstermiş, kendileri İslam uleması, daha doğrusu Ehl-i Sünnet uleması tarafından uyarıldığı zaman birçok fikirlerden vazgeçti. Aradan 1100 yıl geçtikten sonra Suudi Arabistan'da Muhammed İbni Abdülvahhab çıkmış, onun fikirlerine sahip olmuş. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bugünkü maalesef eğilimleriniz ve meşreplerimiz üzerinde bu kişilerin, bu zatların esinti ve rüzgarları var. İşte onun için yukarıdaki tarihçeyi kısaca yapmayı uygun buldum. Biz İslam ulemasının bellesiyiz, kuluyuz. Kimin? Sahibi Musi Hazretleri'nin. Kimin? Süleyman Efendi'nin. Kimin? Ehli tasavvuf
Mahmut Zahali Efendi'nin hepsinin bunu ve göresiz yeter ki İslam'a hizmet eden insanların yanında olalım ve muhabbetinde olalım. Teşekkür ederim. Tamam, razı olsun. Böylelikle panelimizin birinci sorunu tamamladık. Birinci turda sizin de istediğiniz gibi çeşitli görüşler bu konuda öne sürüldü. Şimdi çözümle bu konuda yine görüş almak üzere sözü Sayın Başkan'a bırakıyorum. Teşekkür ederim. Kısa daha bir metni yazdığım gibi okumak istiyorum. Liderlik tabiatı gereği kolektif olmayıp ferdidir. Ferdi liderlik akıllı ve basiretli bir istişare ile zenginleşip mükemmelleşir. Böylesi bir kişiliğini bulma ise, yani şahsiyet sahibi olma, ancak bir dünya görüşünü esaslı şekilde algılamak, sağlamasını yapmak, fikir ve fiil olarak onun üzerinde taşımakla mümkündür. Bu da düşünce ve metot aynıyetini ifade eder. Bir metot taşınılan düşüncenin cinsinden olmadıkça ondan verimli sonuç alabilmek mümkün olmaz. İslam düşüncesi vahiy kökenli olup tevhid esası üzerinde kaimdir. Bu düşünce ancak sünnetullah'a uygun bir diğer tabirle eşyanın tabiatına uygun metotla sağlıklı ürün yani sağlıklı sonuç verir. Başkası mümkün değil. İslam açısından olumlu sonuç Allah rızası istihsal edebilmektir. Bu ise düşüncenin İslami olmasını gerektirdiği gibi aynı zamanda metodun da İslami olmasını gerektirir. Bütün elçilerine Allah bu metodu kullandırmakla verimli sonuçlara ulaştırmıştır onları. Şahsiyetli olmak, öncelikle dürüst olmayı, kendine karşı, başkalarına karşı ve Rabbine karşı dürüst olmayı gerektirir. Bunlar entegre kavramlar. Taşıdığı fikrin ismini de taşımaktan, fikirlerini taşımaktan ve amellerine de sahip olmaktan geçer şahsiyetlilik, güvenilirlik. Taşıdığınızı söylediğiniz fikrin, yani dinin adını taşımaktan bile utanıyor, çekiniyor, korkuyor, sıkılıyorsanız nasıl olur da o fikrin adamı olduğunuzu söyleyebilirsiniz? Her ideolojinin, dünya görüşünün kendine özgü ve cihanda bilinen bir adı vardır. Bizim ideolojimizin, dünya görüşümüzün ve hayat tarzımızın, kısaca dinimizin adı da İslam'dır. Bu adı ona Allah vermiştir. İslam'da olduğunu söylediği veya sanılmasını istediği halde kendine bu adı değil de başka ad verenler, başka isimlerle anılanlar davalarının adamı olamazlar. Zira onlarda davalarının ismini taşıyabilmek cesareti bile yoktur. Halbuki dava adamlığı cesaret isteyen bir iştir. Cesareti olmayanların dava adamları adamı olmaları mümkün değil. Hiçbir peygamber taşıdığı mesajın adını da taşımaktan sıkılmamış, sakınmamış, utanmamış, korkmamış. Kavimlerinin devrine rağmen bütün çıplaklığıyla getirdikleri dinin adını, esasını, metodunu, kürurunu da söylemişler. İnsan olarak aç gösterip sıkıldıklarında Rableri tarafından ikaz edilmişler ve sıkılma, sıkılıp durduğunu biliyorum, açıkça söyle Allah'ın bildiğini diye uyarılmışlar ve tüm açıklığıyla, çıplaklığıyla açıklamışlardır kendilerine gönderilen mesajı. İçinden seçildikleri toplumların düzenleriyle uyuşmamışlar, uzlaşmamışlardır, tabir vermemişlerdir. Kavimlerinin ileri gelenleri sürekli olarak kendilerinden böylesi davranmaları talep ettikleri halde onlar zaaf ve yetkileri anda Rableri tarafından uyarılmışlar ve insanların düzenlerin hevalarına uymaktan kaçındırılmışlardır. Onlar da sürekli olarak buna uymuşlardır. Bütün peygamberlerin hayatlarımıza ulaşan sağlıklı bilgilere göre böyle seyretmiştir. Hiçbir peygamberin takip ettiği metot diğerinden farklı olmamıştır. Zira hiçbirinin düşüncesi diğerinden farklı değildir. Onların İnsanlara sundukları dünya görüşü ve yaşam biçimi Rableri Allah tarafından Adem'den bu yana yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kadar tevhid esasına dayalı Allah'a teslimiyetin ifadesi olan bir dünya görüşü ve yaşam biçimidir. Hevalarına uymaktan sürekli sakındırılan ve Rableri Allah'a teslimiyete çağıranlar peygamberler, çağırılanlar da Allah'ın kulları idiler.
hiçbir peygamber gönderildiği toplumun düzenine uymamış, o düzenle uzlaşmamış, getirdiklerinden çok istenmesine rağmen taviz vermemiştir. Sen onların hevalarına, yani isteklerine uyarsan, onlar seni saptırırlar diye Allah tarafından sürekli olarak tevhidi düşünce üzerine çekilmeye çalışılmışlar. İçinde bulunan düzenle uzlaşmak, uyuşmak, onunla gündem tabiri kullanırsak koalisyon yapmak, iktidarlarını ortak olarak üzerinde bulundukları batıl düzenlerle birlikte işletmek demektir. Tevhid dışı tağuti düzenin çalıştırmasında ortak olmak, onun tümüyle sahip olmaktan ortaklığın nispeti ne olursa olsun hiç farklı değil. Bir meyhane mülkiyetinin tümü size ait olsa ne fark eder? Yüzde bir hissesi size ait olsa ne fark eder? Bu şekildeki sahibiyet insanı günahtan, Allah'ın gazabından, kıyamet günü çekileceği hesaplar yakasını kurtarmaması sonucunu da olur. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da kavmi tarafından böylesi bir koalisyona sürekli olarak çağrılmış, isteklerini sık sık Ebu Talip vasıtasıyla kendisine iletmişler, fakat o her seferinde bu tür talepleri reddetmiş. Zira o peygamberlerin de, onlara tabi olanların da razı etmeleri gereken insanlar ve yönetimler değil, Rableri Allah'tır. Allah ise insanların hevalarına uyulmasından razı olmamakta, kendisine teslim olması olunmasından razı olmaktadır. İslam'ı yaşamak, Kur'an'ı ahlak edinmek, Kur'an'ı giyinmek, tevhid akidesini taşımak, tevhid ile uyuşan davranışlar sahibi olmak demektir. Her fikir sahiplenenden iktidar talep eder. İktidar yani güç ise ancak düşünce ve metodunu belirlemiş olanların örgütlenmesiyle elde edilir. Örgütsüz bir fikir iktidar olamaz. Eşyanın tabiatına yani sünnetullah'a aykırıdır. Sağlıklı örgütler, düşünce ve metod bakımından hak üzerinde netleşmiş ve çağrısını netleştirmiş örgütlerdir. Yani insanları neye çağırdıklarını bilen, insanlar tarafından da çağrıldıkları şeyin karşı olsunlar veya yanında bulunsunlar bilinmesini sağlayan örgütlerdir. Kur'an'ın ve sünnetin doğrularıyla faydalarımızı eşitlemek gerekiyor. Ekonomide çok meşhur bir söz var. Kötü para iyi parayı kovar. Vaktiyle para altından yapılıyor diye tedavül eden para orta çağlarda da yakın zamanına kadar böyleydi. Onu bir takım uyanıklar özellikle de Avrupa'da Yahudilerin çokça yaptığını ekonomi tarihleri anlatıyor. Kenarlarından paranın böyle toz çıkarılmış yeni sınıflar kaneden piyasaya sürülen altın paraların çamallarmış böyle. Dolayısıyla piyasada gramajı eksik paralar tedavide kalıp yeni çıkan gramı tamı tamına miligram şeklinde tutan paralar ise hemen kaybolur. Onları da zumadan yontuyorlar. Kaç miligram, kaç miligram her liradan düşürseler. Şimdi bu ekonomide geçerli olan bu kaide, yani kötü para, iyi parayı kovar kaidesi, kötü düşünce ve kötü metot da iyi düşünce ve iyi metodu kesinlikle kovuyor. Yani ona alternatif gösterilip insanlar kolaylıkla aldatılabilir. Bu sebeple iyinin önündeki en büyük engel iyiye benzer fakat iyi olmayan, doğruya benzer fakat doğru olmayandır benim şahsi kanaatim. Metot düşünceyi gerçekleştirici, alternatifsiz yolun adıdır. Bu itibarla da kesinlikle birbirinden farklı metodu Müslümanın diğerlerinin uygulaması mümkün değildir. Metot farklılığı, dünya görüşü farklılığını yani din farklılığını gerektirir. Zira bir Machiavellist'e düşünen bir insan, çıkara en üstün değeri veren insan, her şeyi mübah görebilirken bir Müslüman, Müslümanın diğer bir insanın ancak Allah'ın mübah gördüğünü mübah görmesi, onun mübah görmediğini de mübah görmemesi lazımdır. Zira Müslümanım demekle teslim oldum, Allah'ın emirlerini üstün kabul ediyorum. Başımın üzerinde kabul ediyorum. Amenna ve sadakna, yani inandın, güvendin ve tasdik ettin diyen insandır Müslüman. Hem böyle diyecek hem de havasına uyacak, başka şeyler yapacak, kesinlikle bu mümkün değil. O
itibarla ne yapıp yapıp Müslüman, Allah'ın Resulleri vasıtasıyla indirdiği dinini, o dinin ana kaynağı olan son Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderilmiş ve Allah'ın hıfzına alınmış Kur'an'ı iyi anlamak, o Kur'an'ı Resulullah'ın hayatına ve toplum hayatına geçirdiğini iyi kavrayıp, kendine Allah'ın Resulünü iyi örnek, güzel örnek olarak edinmek zorundadır ki, hesaba çekildiğinde yakasını hesaptan kolay kurtarabilsin. Bugün herkesin aklına geleni yapıyor oluşur veya gördüğünü yapıyor oluşur. Kolay geliyor olanı yapıyor oluşur. Ses çıkarılmıyor gördüğü için yapa geldiğini sürdürmesi kesinlikle ahirette bu tür davranan kişilerin hesabını vermemesi sonucunu doğurur. Bir insan kime karşı gerçek sorumlu ise, kime gerçek hesabı verecek ise, hiçbir tarafını izleyemeyeceği hesabını verecek ise, ona hesabı verecek şekilde hazırlanmalıdır. Başka türlüsü akıllılıkta değildir, insanlıkta değildir. İnsanın korku fıtratında vardır ama fareden korkan da var, aslanlar korkan da. Fareden korkana gülünürken aslanlar korkana kimse gülmez. Çünkü aslan insandan daha güçlüdür. Ondan korkmak anormal bir şey değildir. Bu cümleden olarak düşünürsek, doğal olarak fıtratımızda var olan korkuyu, korku hamimizi, korku kabımızı Allah korkusu ile doldurur ise başka korkuna özgür ağırlıkları daha düşük olduklarından o korku kabımızda yer edinemezler. Bu itibarla Allah'tan korkan insana Allah bir heybet, bir saygınlık, bir itibar verir ve onu kullarının da sayması için, kullarının gözünde itibarlı olması için, saygınlığını sağlamak için sebepler halk eder. Zaten bizatihi İslam akidesini benimsemek, onun gereğince amel etmek, Allah'ın sakının dediği davranışlardan sakınmak ve yapın dediklerini yapmak, insan haysiyetine yakışan, insanı insan eden, insana kişilik kazandıran gerçekten alternatifsiz tek yaşam biçimi hayat tarzıdır. Bu bakımdan insanın karşısında başka bir alternatif yoktur. Zaten genelde bakıldığında iki yol vardır. Ya insan Rabbine teslim olacak ve ben Müslümanlardanım diyecektir ya da hevasına uyacak. Demokrasilerde olduğu gibi hevalara uyma rejimidir demokrasi çünkü. O zaman da helak olacaktır. Allah bu iki yolu da kitabında belirtmiş. Dileyen hevasına uysun, cehenneme kadar yolu var. Dileyen Rabbine teslim olsun, ona uysun, cennete kadar yolu var. Hiç başka bir şık yok. Bu kadar net bu iş. Nasıl ki çift çelik yollarda işte birisi gidiş, birisi geliş. Bunun gibi. Evet, ben işte giriş yoluna girmeyeceğim, o tarafa gitmem herhalde, geliş yoluna giriyor. Gir. Ne olacak? Karşıdan gelenlerle kurup kuruna vuruldu ve arabam kalır ve kendi kalır ortada ya. Perişan olur. Buyur. Yani herkese nöbetçi gitmek de mümkün olmadığına göre bir bakalım ne geliyor başına. İnsanoğlu aceleci biraz daha şimdi düşündüğü için bugün yarın başına gelmeyen bir husus eti sanki hiç gelmeyecekmiş gibi sanmıyor. Örneğin bugün sağlıklıysa hiç ölmeyecekmişiz gibi sanıveriyoruz. Zaman zaman belki çoğunluk. Halbuki daha dün doğmuştum bakıyorum bugün 53. yaşı bitirmiş 54'e girmek üzere. Allah Allah ne kadar zamanmış bu yarım asırdan fazla zaman nasıl geçiverdi? Herkes için dikkat ederse, edilirse, hayatına bakarsa bu kadar kolay hızır hızır geçecek. Çünkü hepimizin yaşadığı ömür 24 saatlik günlerden oluşuyor. Yani benimki 24 saat eskince 34 saat değil. Öyleyse akıbet mutlaka gelip çabırır. Yani akıbet son. Sonunu düşünen insan mutlaka bir yaramaz işlerini uzatmaktan geri durur. Bir muhtemel sonunda hesap sorulacağını düşünmese elinden gelip geçen paranın 5 kuruşu kimseye kopartmak hepsini zibetine geçir. Zaten yanılıp böyle yapanlar da bir iki ay geçmeden enseleniyor. Ya Manisa'dan bir parada yahut bilmem ne. Böyleleriyle cezaevinde yaptık tanıyorduk da hallerini dinledik. Hangi psikolojiyle bu tür suçları işledikleri. Evet biz Allah'ın bir Allah olduğunu biliyor ve inanıyoruz.
tevhid akidesine sahibiz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın son elçisi ve kulu olduğuna inanıyorum. Allah'ı razı etmenin yolunun o Kur'an'ı anlamaya çalışmak, akliyeti nispetinde anlamak ve hayatına geçirmek olduğuna inanıyorum. Kesinlikle Rabbimizin gösterdiği yolun dışında bir yolda buluşmak, uzlaşmak, küçük veya büyük bir hisse sahibi olmayı da onun rızasına uygun bulunuyoruz. Ve insanların hayrını, kendi hayrımızı bu tercihi yapmakta gördüğümüz gibi insanların hayrını da bu tercihi yapmalarında görüyoruz. Bize düşen apaçık bir tercihidir. Ondan sonrası insanların kendilerine kalmıştır. Allah hepimizden razı olsun. Teşekkür ederim. Sayın Kaplan, sizi görüşürüz. Burada söyleyeceğim şeylerin daha iyi anlaşılması için değerli dinleyicilerime aklarını sızarak şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Ben düşünceleri sadece siyah veya beyaz şeklinde iki renkten oluşan bir insan değilim. Burada söyleyeceğim şeyleri siyah mı beyaz mı hangi haleye kaydedir diye değerlendirmeye kalacak değerli dinleyicilerimiz benim sözlerimi doğru anlayamayacaklardır. Türkiye'de saplantı var diyorsunuz. Bir şey söylesiniz acaba bu particilerin lehinde mi söylendi, aleyhinde mi söylendi? Biz her şeyi partiye göre, olumlu veya partiye göre yorumlamak zorunda değiliz. Partiyi konuşmamı gerektiğinde açıkçası partilerin, particilerin efendim bizzat kendimizle işe girerek konuşuruz. Açık açık ismini vermek hiçbir şartında yok. Ondan dolayı cümlelerimizi, görüşlerimizi çok iyi değerlendirmeye çalışmanızı ihtiyacım ediyorum. Düşüncelerimiz sadece siyah veya değil, renkli düşüncelerdir. Her düşüncenin rengini kendi yerinde uyum içerisinde tablodaki yerini kısıtlayarak değerlendirirsek daha iyi olur. Ben konuşmamın başında özellikle Veysel Bey'in son söylediklerine yönelik olarak bir iki cümleyle uyarı şeklinde başlatmak istiyorum sözümü. Bir defa parti görevlisi değerli kardeşlerimizin İslami akımlara dair fazla yargılayıcı bir havaya girmemeleri icap eder. Geçmişte ben bugünkü kadar açık açık veya daha çok diyelim, daha yüksek sesle parti hayrına konuşan bir insan değilim. Partinin hayrına konuşuyorum ama bugünkü kadar açık ve yüksek sesle konuşuyorum. Niçin? Rahatsız olduğum bir takım hususlar şimdi eskisi kadar çok değil, azalmış. Neydi benim rahatsız olduğum hususlar? Parti geçmişte bir tarihi katkı tekerine sokulmak istiyorum. Ben ise buna karşıydım. Particiliğe değil, partinin bir tarikat tekerine sokulmak istemesine karşıydım. Bunu anlayamadım ben parti karşıydım. Partinin resmi bir meşrebi olmamalı. Resmi bir meşrebi olmamalı. Parti efendim herkese konusunda şunu düşünüyor. Efendim, asıl saadetli kişi olay hakkında bu düşünce şeklinde parti resmi yorum yapma. Partici kardeşimin elbette ki mezhebi olacak bir şey olacak. Ama bunu alıp da diğer raşitler, diğer mezhepleri, diğer eğilimleri, akımları hak yoldadır. Hayatlar çok kenardan gidiyor. İşte neredeyse sapmak üzere falan ama sapmamış. Hala hak yolda. Bu eğilimleri değişik vesileler ile eleştirmeye kalkarsak o zaman size şunu demek istesin. Sen benim gözümde mahkum bir Müslüman değilsin. Senin mezhebin, senin mezhebin. Sen ehl-i sünnet anlayışın, sen efendim İslam tarihi anlayışın, bana göre mahkul değildir, hadi hep anlaştın. Demiş olur. Bu az. Ondan sonra efendim niye bana oy vermiyorsun? Verir mi? Vermez. Ondan dolayı bir İslami yargıcı gibi konuşmaması lazım bazı kardeşlerimizin. Hamdolsun bunlar yapmıyor, yapanlar da vardı. Sonra şöyle bir şey söylemişim. Bugün sosyal faaliyetlerde, siyasi faaliyetlerde bulunan insanlar var. İslam'la ilgili, İslam tarihiyle ilgili birçok konuyu derinlemesine araştırmaya vakitleri yok. Hem vakit yok hem de yine gizlilik veya partizanlık sebebiyle efendim şu bizim partimizden değil, öyleyse bunu okumayalım, şu bizim partimizden değil, bunu okumayalım diye birçok alemi, birçok mütefekkiri bir saplarında bastırmamış. Şimdi bu kadar çok yapılmıyor. Bir yumuşama var. Bu yumuşamada bizim de bizim durumumuzdaki insanların büyük rol olduğu kanaatindeyim. Aynı zamanda partinin geçirdiği tecrübenin de rol olduğu kanaatindeyim. Hep birlikte bunu iyi bir noktaya doğru götürmeye çalışıyorum. İnşallah daha da yönelttir. Bir defa partici kardeşimiz zaten birçok alimi, birçok mütefekkiri çeşitli sebeplerden dolayı
geçmişte dışlanmış olduğunu görüyoruz. Yani parti zaten kaç tane alim yetiştirmiş, kaç tane mütefekki yetiştirmiş ki ille benim partimden olsun diye arıyorsun. Buna özür. Şunu söyleyeyim, partilerden alim yetiştirmek için mütefekkiyle çıkartışı bir anda korunmaz. Parti eleştirilerden yaptığı bir hata, diyorlar ki efendim niye bunlar tebliğ yapmıyor? Parti tebliğ yapmak için korunmaz ki, tebliğ de sen yap. Amacı bu değil. Efendim, partide şeriat gelir mi? Parti şeriat getirmek için de korunmaz. Partiyi amacına uygun bir şekilde eleştirmek lazım. Onlar da inşallah geleceğiz de biz özellikle parti camiasında kardeşlerimle resmiyle, partinin belli bir tercih olmuştu. Bir empoze içerisinde olmamalı yani o siyasal faaliyetler çelişen bir durum olur. Aziz kardeşlerim, Türkiye'de Müslümanları sisteme doğru tahrik edenler veya doğru tahrik edemeyenler diye ikiye ayırmak mümkün. Doğru tahrik edenler ve doğru tahrik edemeyenler. Onun için Türkiye'nin şartlarında siyasal faaliyetler, parti arasında siyasal faaliyetler yapmayı tercih etmiş insanların tutumunu Türkiye'deki yapıyı, sistemi doğru tahrik etmiş insanların tutumu olarak görüyorum. Bunlar cümle anlaşıldı mı? Türkiye'de sistemi doğru tahrik edenler veya doğru tahrik edemeyenler, yaşadıkları şartları, yasadıkları ortamı doğru tahrik eden Müslümanlar, doğru tahrik edemeyen Müslümanlar, diğer Müslümanlar sadece ikiye ayırıyorum. Siyasal faaliyet, parti faaliyet içerisinde bulunan Müslümanları, Türkiye'deki ortamı, Türkiye'nin yapısını doğru tahrik etmiş ve bu ortamda yapılabilecek faaliyetler nelerdir cevabına doğru cevap bulmuş insanlar var diyor. Bu soruya doğru cevap bulmuş. Ya Türkiye'de, durun bakalım, ben birazdan alkışlarımda pişman olacaktım. Acele edeceğim. Dedim ya benim düşüncelerim siyah ve beyaz değil. Benim amacım filanca grubu mahkum edeyim, diğer çaların öbürünü görüşmek değil. Kimde hak vardır, kimde doğru tespit var, onu görmek. Bunu anlayamıyorum. Bir de daha yapılan faaliyetlerle Müslümanların resmi görev alınır mı, alınmaz mı? Diyanette görev alınır mı? Efendim, öğretmen olur mu, memur olur mu, amir olur mu, asker olur mu, polis olur mu? Bazı hoca efendilerimiz olmayacağına kadar tefra verdi. Aman ha, tavukta hizmet etmeyin. Peki hoca efendi sen evde oturuyorsun, kime hizmet ediyorsun? Sonuçta sen de asıl tavukta hizmet ediyorsun. Yani sen görevi bırakıp evine çekildiğin zaman, resmi görevi bırakıp iş portajı yapmaya başladığın zaman, öğretmeni bırakıp sokak veren işsiz bir şekilde yapmaya başladığın zaman, sisteme dışlanmış diyorsun. Derneğini gazete çıkartırken, şirket kurarken, ne böyle yurt dışına giderken, çocuğun doğduğu zaman, efendim, hanımın herhangi bir işi olduğu zaman, kapı alırken, ne bileyim, bir ölüm olayında gene gelip sağlıklı hükmüne duracak diyor musun? Dolayısıyla sadece resmi izin noktasında parti buna kadar teşkilat faaliyetlerini görüp de diğer kişilerin esasında Davut'un iznine tabi olduğunu görmemek doğru değil. Biz burada şunu söylemek istiyoruz ki, bir insanın nerede görev yaptığı önemli değil, orada ne maksatla bulunduğu önemlidir. Ona dikkat edelim. Diyanet değil, milliyetçi değil, fark etmez. Efendim şuraya gitmiş, buraya gitmiş, fark etmez. Onun için özellikle nerede bulunmak değil de ne maksatla bulunmak önem kazanıyor. Asıl saadetten yapılan meclislere doğru yönlü. Efendim Tanrı Nebbe'ye girmek filan gibi. Mesela bugün bakınız, adamlar senin partine mensup insanların meclisi toplamak için durmadan seçim kanunu değiştiriyor. Senin girmen için sen davetiye çıkartmıyor yani. Dolayısıyla bunu uzlaşma kabul etmek mümkün değil, için uzlaşıyor. İşte burada partiye göre bir kardeşim konuşuyor, İslam her şey değil. Adamın gizlene değil olay yok. Yani Ercüment Bey'in söylediği şeyler pek kısaca, ben çocuğun sonlarına sonra erişimizi yapacağım. Oraya geçmeden kendi görüşlerimi ben ifade etmek istiyorum. Bugün özellikle radikal geçiriyorum. Radikal bir kelimesinde ben bir gruba mahsus olarak görmek istemiyorum. Her grup radikaldir. Nurcu kardeşlerimden radikal görüyorum. Süleyman'cı kardeşimden radikal görüyorum. Partisi kardeşimden gözü radikaldir. Her Müslüman radikal. Müslüman zaten radikaldir. Küfür sistemiyle, tağut bir düzenle Müslüman imkanını bulduğunda temelden hesaplaşmak ister mi ister mi? Her bir istiyor. İşte radikallik de budur. Radikalliği doğru mahvetmek lazım.
Fakat bugün maalesef biz mucizeleri içe sayıyoruz. Allah-u Teala'nın mücadele metodu, bize teklif ettiği Rabbani metodu tek ile, bütün peygamberlerin metodu tek ile, niçin Allah-u Teala peygamberlerine değişik değişik mucizeler verdi? Bir tane mucizeyle iş kötü değil. Her mucize ayrı bir mücadele metodu değil mi? Cahiliyet döneminde insanlar diyor ki peygamberimize, onlara peygamber İhsan Aleyhisselam ayetleri okudukça diyorduk ki ya sen bize masal anlatıyorsun diyorlar adamlar. Geçmişleri masallar yani Esat'ın evveli diyorlardı. İnanmıyorlardı. Bugün bazı Müslüman kardeşlerimizle peygamberlerin kıssalarını okurken adeta o kıssaları Esat'ın evveli diye okuyorlar. Yani bugünkü Müslüman bir şey anlatmıyor. Sadece Allah'tan masal olsun, hikaye olsun diye peygamberler kıssası anlatmışlar diyorlar. Bunlar Allah'tan hikaye olsun diye anlatmamış. Esat'ın evveli kabiliyetle şeyler değil bunlar. Müslümanlar bütün bunlara bakarak zamanlarının şartlarını gözden geçirsinler, hangi şartta yaşadıklarını görsünler ve bu şartlar içerisinde hangi metodun daha uygun olduğunu seçsinler, ona göre bunların doğrultusuna gitmeden daha akıllıca bir metodla mücadele etsinler diye Allah-u Teala bunları anlatmıştır. Bir defa bazı şeyler birbirine karıştırıyor. Rabbani metodu tek dedirirken, şimdi özellikle bu kardeşlerimize sormak istiyorum. Rabbani metoddan ne alıyorsunuz? Bugün ne yapmalıyız ki Rabbani metodu uygun olsun? Ben bunu açıklayayım. Ne yapıyorsun yani? Tamam şunu yapalım, bunu yapalım ve bunu yapalım. Rabbani metodu uygun değil. Peki Rabbani metodu uygun olan faaliyet nedir? Sürekli o arkadaşlar büyüklemek, bir tokat sonra bir tekrar bir almak. Efendim sürekli şuna buna kadar söyleyip eleştiri vermek bu mudur yani? Bizim yaptığımız faaliyet nedir? Neyi tekrar şu insanlar ne yaptı? Ne yaptığına ki Rabbani metodu uygun bir İslami faaliyet yapmış olsunlar? Teklif ediyorum, bunu söylüyorum. Rabbani metoddan bahseden insanların bir kısmının peygamberlerin ahlakının tek oluşuyla mücadele metodunu birbirine karşılıklarını diyor. Peygamberlerin amaçlarının tek oluşuyla mücadele metodlarını birbirine karşılıklarını diyor. Hiçbir peygamber mücadele metodu olarak aynı metodu kullanmamış. Hatta son peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselam dahi bu sene kullandığı mücadele metodu strateji taktiği gelecek sene kullanmamış. Bunu asistanelerindeki insanların da bir kısmı anlayamamış. Ne oluyor? Daha ağzından geri mi dönüyoruz, vazgeçiyoruz, niye böyle bir anlaşmayı zarıyoruz, şu madde neydesi? Demişler. Haa öyle değil, dava taktığına vazgeçilmiyor, tarihte veriliyor. Dikkat etmek lazım bunlara. Bütün peygamberler edep bakımından terim, efendim, ahlak bakımından aynıydı. Yaralı doğana bulaşmamışlar idi. Hedefler de idi. Hepsi sevgili anlatmış idi. Çiftler de kafa insanları uzaklaştırmaya çalışıyor biraz. Fakat bunlar mücadele metodu ile hiçbir ilgis yok. Çalışma metodu ilgis yok. Bunlar da karıştırıyor. Peygamber kıssalarını Esad-ül Evveli gibi okumamak lazım. Türkiye'de ne yapıyoruz? Eğitimlerinde de. Türkiye'de İslami hareket, İslami hareket sünnetullah ile zıtlaşıyor. Zıtlaşma içerisinde. Bakınız parti faaliyetleri var. Bu ocaktan çok çok insan yetişiyor. Ama ben partisinin karşılığındayım. Yapın şirketine zaman zaman karşıyım. İyi yapalım. İslami ölçülerde uygun olandır. Bunun birçok sebebi var. Zaten sen İslami ölçülerden uygun hareket etsen bile karşılaşmasını rahatla bırakmıyorlar. Rahatla karşılaşmasın. O ayrı. Ama bugün parti aleyhtar insanlar var. Diyelim ki parti aleyhtar olmak suç veya kasav aleyhtar insanlar var, kasav aleyhtar olmak suç diyelim ki. Efendim bütün aleyhtar insanlar var, bu da suç diyelim. Ama bu bir suç ise, suç meleği bir ayrıca konuşmaktan, suç ise bu suçun ancak yarısı aleyhtarlık yapanlardadır. Suçun diğer yarısı ise o insanların partiden uzaklaştıran partici kardeşimindir. Suçun diğer yarısı insanların sıkıntıdan doğan fakirimizindir. Suçun diğer yarısı insanların tasavvufatı olan münasebetsiz tasavvufumuzdur. Kimse kimseyi tek taraf olarak suçlamasın. İkili olarak bakalım ve iğneyi önce kendimize batıralım lütfen. Bunlara dikkat etmek gerek. Sünnetullah ile zıtlaşmak ne demek? Biz diyoruz ki bu iş arkadaş partiyle olmaz. Allah-u Teala diyebilir ki partiyle olmaz diyoruz ki işte ben Türkiye'de partiyle yapacağım. Yapacağım diyebilir. Veya partisi kardeşi de Türkiye'de bu iş partisi olmaz. Efendim bir şeyler hareket yapacaksa iyi de bana katılacaksın. Bana katılmıyorsan efendim bir ben küfrüm olsun. Şimdi o kadar demiyor. Zamanla değerli çok geldi.
Hatta bir tarikat kısmı gibi bile yaşandı yani fakültesinde, yanlış olmasına rağmen. Allah'a kadar o zaman dedi, öyle mi? Çünkü fakülte istişare tam işletilemiyor. Bir şura kurabilmiş değil. Efendim, biz hala liderlik olarak, parti liderlik olarak elimizi öpen insanlarla iş yapıyoruz. Karşımızda biz kendimizi komutan ilerlemişiz. Karşımızda asker gibi el pençesi var. Durursa biliyoruz. Durmazsa ilerlemiş. İyi ama Kiranca insan ağır olmuş. Bana da bir tefekkür olmuş. Sen ona 5 yıl gelen geç. Sen onu nasıl karşımda asker gibi görmek istersin? Buna hakkı yok bir defa. Ama gene dinlemek yokmuş. Partide oy vermemesi taktik olarak yanlış olabilir. Fakat oy vermedi diye Müslümanlıkta çıktı çıkmadı. Öyleyse hala da Müslümanca muamele yapmak zorundasın. Bunu tabii ki bir kısım partili kardeşlerimiz çok güzel başarılı, memnunuz onlardan. Diğerleri ise, bir kısmı ise tam olarak başaramıyor. Bundan dolayı toplu bir şekilde mahkum etmeyi doğru görmüyorum ben. Doğru görmüyorum. Şunu devam ettirip, İslami hareket Türkiye'de Sünnet-i Mahallası'nda söylerken, bu konuyu bitirmezsek anlaşılmaz. Ondan dolayı da bundan dolayı bir turda kullanacak hakkından birkaç dakika rica ediyorum hakkında hatırlıyorum. Şimdi trafik kullanmasını rica ediyorum Sayın Başkanımızdan. Biz diyoruz ki bu ilişkiyle benim yanıma takılırsak olur. Bakınız insanları bir çatı altına davet ediyoruz. Orada insanlar bir kısmı toplamıyor, bir kısmı toplamıyor. Bunun bir takım sebepleri var. Sebeplerini kast edemiyoruz. Sebeplerini doğru kast edemiyoruz. Bu ilişkiyle şu şekilde olur diyoruz. Veya ben bir grup çıkıyor diyor ki filanca memlekette işte kıyam oldu, şöyle yapıldı. Aynı Türkiye'de öyle yapılırsa bir şey yapabiliriz, bir yere varabiliriz. Bütün bunları ben Sünnet-i Mahiyye zıtlaşma olarak görüyorum. Çünkü Allah-u Teala'nın koyduğu kanunda şablon, grup yok. İlle şöyle olur veya ille böyle olur diye bir şey yok. Temel kuralları koymuştur Allah-u Teala. O temel kurallardan saklamak şartıyla zamanın şartlarını çok iyi tahmin ederek değişik mücadele metotları ortaya koyabiliriz. Değişik mücadele metotları ortaya koyabiliriz. Ve bunları da o ortamda yaşayan, o ülkede yaşayan, o zamanda yaşayan Müslümanların alimleri, mütefekkirleri, araştırmacıları, fakih olanları, ehil olanları karar verir. Kur'an'ı bugüne nasıl taşımak lazım? Sünnetten bugün neyi çıkarmak lazım? Geçmişteki İslami külliyattan, hıkkından, şafi hıkkından diye fıkıhlardan gerek yoksa ne kadar nasıl istifade etmek lazım? O fıkıhlardan tabi herkesin bir mesele olmadı. Ama yine şu veya yine olmasına göre onunla hayır karşılayalım. Biz bunları çok despotça bir hava içerisinde yapıyoruz. Zaman zaman ve Allah-u Teala ile inatlaşıyoruz. Allah-u Teala'nın iradesine ters bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve o zaman sünnetullah ile zıtlaşma başlıyor. Dolayısıyla biz yetiştiriyoruz, sağa sola kaçıyoruz. Biz yetiştiriyoruz, sağa sola kaçıyoruz. Belki Allah-u Teala sürekli olarak İslami bir ocak gibi çalışan bazı ocaklara Türkiye'de bir başarı elde etme nasip etmeyecek diyor belki. Ve belki de hiç hak etmeyen insanlara bu nasip edecek diye bilemiyorum. Sünnetullah ile zıtlaşmanın getirdiği şey. Kazanmak ve kaçırmak dengesi. Birkaç katlara kullandık ki turdan buraya rica etmişim. Kazanmak ve kaçırmak dengesi. Bugün lider veya şey veya üstad insanlara anlatıyor, insanları harekete adapte etmek için bir şeyler söylemek için. Tabi güzel. Ama 2 milyon insanı kazanıyor ise, topluyor ise 5 milyon insanı da kaçırıyor. Filanca üstadımız, filanca şehrimiz 5 bin kişi, 10 bin kişi etrafında toplamış ama 20 bin kişi kaçırmış. Sağ eliyle yapıyor, sol eliyle bozuyor. Ve dolayısıyla biz hep suçu Amerika'ya, İsrail'e şuna buna atıyor. Suç hep Amerika'da, İsrail'de değil, suç önce bizde. İslam tarihçesinde içinden çıkamadığımız her meseleyi nasıl ki İbn-i Sebe, Abdullah İbn-i Sebe yıkıyoruz. Bu adam kaç yüzyıldır birader? 100 sene, 200, 500 sene yaşıyor. Yani 1000 sene, 1000 sene hepsini ona yıkamazsın ki onu da görmemiz. Bugün aynı şekilde her şey suçunu Amerika'ya İsrail'e yıkıyor. Her şey. Amerika İsrail'e sen önüne koyduğun engel olarak büyük engel değil. Aslında sen daha dikkatli davranamıyorsun. Kolay araştırıyorsun. Kolay fırsat kazanıyorsun. İnsan fırsatına uygun bir siyaset ortaya koyamıyorsun. Kafanda güzel projeler var ama insanlar idare etmesi bilemediği için kazandığından daha çok kaçırıyordur. Dolayısıyla yapmak ve bozmak, kazanmak ve kaybetmek dengesi hep böyle ortada kalıyor. Bir de bir dakika ben verdim, 5 dakika konuşulayım. Ters diyoruz, ters bizim Müslümanlarımızı silmiştir. Bugün biz bir işi yaparken daha Müslümanca nasıl yaparız bunu derler tutmuşuz.
İlla efendim bizim sesimiz çalı çıktı, kazansın, insanlar bizim sesimizden sizin derken biz Müslümanlarımızı neredeyse ortadan kaldıracak bir duruma geliyoruz. İddialarımız, bizikliğimiz, partizanlığımız, insanlığımızı, Müslümanlığımızı silme noktasına getiriyor. Şunu söylüyorum, bir insanın şu veya başım altında, şu veya bu tarafın altında çalışması o kadar önemli değil. Mutlaka bir tercih yapacağız, bir ekibin bir kadar insan olacağız ama biz eğer iyi bir Müslüman değilsek, Müslümanlar bizden genel olarak kabul değilse, elimizden dilimizden zarar geliyorsa, ya şu Müslüman nerede çatıklıyorsa, biz muzur bir Müslümanlık yapıyorsak bizim şu veya bu teşkilatta olmamız, şu veya bu şehre bağlı olmamız, şu veya bu faaliyet içinde bulunmamız bizi kurtaramayacak mı? Bütün bunlar bir efendim teşkilat eden olmak, bir müstahak şehre bağlı olmak, bir cemaat eden olmak güzel şey, şarttır, şarttır. Ama iyi Müslüman olmamız halinde iyi neticeleri, kötü bir Müslümanlık yaparsak bizi tabela, bizi isim, bizi defa kurtaramayacaktır. Onun için aziz kardeşim, hiç kimse bir başka gruba karşı tahtası satmasın. Bütün bunları bilmekte faydalı. Hocam, süremiz doldu. Bitiriyorum. Artık üçüncü turda inşallah devam edeceğiz. Erzurum Bey, tercihler de ilgili bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Önümde o kadar bir soru var. İnşallah bu sorulara cevap verirken zaten süremek istediklerinizde de cevap verme fırsatı doğacak. Evet, Sayın Yönetimler sizin çözüm konusundaki görüşlerinizi alalım. Doğrudan çözüm konusuna geçmeden önce ben de sayın konuşmacıların konuşmalarında dile getirdikleri bazı hususlarda kişisel görüşlerimi arz etmek istiyorum. Metod aidi olması aynı düşünceye ve benzer düşünceye mensup insanlar arasında olması gerektiğini biliyorum. Bunun dışında ilk orada belirttiğim şekilde farklı eğilimlerin grupları olmasından ucumluyorum, olması gerektiğine inanıyorum. Bir grubu bıraktığı boşluğu diğer bir grubun dolduracağına inşallah inanıyorum. Taviz vermemek veyahut da düzenle uzlaşmak bizim siyasal tartışmalarımızda veyahut da görüşmalarımızda sıklıkla gündeme getirdiğimiz kelimeler, tabirler. Bunu çok açık ve sert, çok seçik yöntemler koymamız gerekiyor. Taviz vermek ne demektir? Düzenle uzlaşmak ne demektir? Eğer bunlara çok açık ve seri, salih bir çerçeve çizmezsek bence birbirimize haksızlık etmiş oluruz. Mesela partisiz bir Müslümanın partili bir Müslümanla işbirliği yapması sırf kardeşlik hukukuna dayanarak İslam'ın maslahatı gerektiriyorsa, ümmetin maslahatı gerektiriyorsa işbirliği yapması veya da partili bir Müslümanın partisiz bir Müslümana sıkıntıya dara düştüğünde işbirliği yapması taviz midir? Buna şayet içimizden birileri taviz diyorsa ben de bu mikrofondan ilan ediyorum. Bu ülkede yaşayan en tavizkar Müslümanlardan biri benim. Buna bir uzlaşmacılık deniliyorsa bu ülkede yaşayan uzlaşmacı Müslümanlardan biri. Müslüman kardeşlerimizle mutlaka uzlaşmak gerektiğine inanıyorum. Mutlaka birbirlerimizin yanlışlarını, kusurlarını ıslah mantığı çerçevesinde düzeltmemiz gerektiğine inanıyorum. Bunun için de bir ve beraber olmak gerektiğine inanıyorum. Uzlaşmamız, birbirimize bu noktada taviz vermemiz bence çok çok güzeldir. Kelimenin tam anlamıyla Müslümanca bir davranıştır. Ama her şeyi bu ülkede siyah ve beyazdan ibaret gören bir anlayış, seni partili bir Müslümanın kurulunda gördüğünde, mutasavvuf bir Müslümanın kurulunda gördüğünde veya da partisiz bir Müslüman yanında gördüğünde Allah Allah bu ne biçim Müslüman, bunun çizgisi ben değil diye biliyor. Çünkü sen nereye kurulacağını bilmiyor. Halbuki Türkiye'de mevcut ihtilaflarımızın çatışmaya dönüştürülen menfi ihtilaflarımızın rahmete dönüştürülmesi için bu eğilimin bu topraklarda kök salması gerekiyor. Rahmete vesile olacak. Müslümanlar arasında uzlaşmaya vesile olacak. Yani Cemil Meriç'in güzel deyimiyle var olan uçurumlara köprü olacak. Böylesine güzel bir anlayışın bu ülkede temsilcilerinin olması gerekiyor. Böylesine bir uzlaşmaya merhaba diyorum. Başın gözün üstüne geldi diyorum. Şimdi metot tartışmaları bence bu ülke Müslümanlarına hiçbir yara getirmeyecek.
Mevcut Rabbani değildir şeklindeki bir tartışmayı bir 15 yıl daha sürdürsek bir arka huyu almayacağımız farkındayız. 76-5'li yıllardan beri bu davanın içinde gözünü açmış bir insan olarak sürekli bu tartışmalarla yüzle bulduğumuzu çok iyi hatırlıyorum. Bu tartışmaları yapan kardeşlerimiz, çok samimi niyetlerle, düz niyetlerle yapılan kardeşlerimiz ne yazık ki gün ve gün amik birbirliyorlar, birbirlerine karşı olabildiğince hor görü sahibi oluyorlar. Ve bu tartışması, şu Rabbani'dir, bu Rabbani değildir şeklindeki bir tartışma, bence bize fayda sağlayacak bir tartışma değildir, aklımızı başımıza devşirelim diyorum. Bir de, efendim şu araç, bu yöntem peygamber döneminde yoktu. O halde bu araçla, bu yöntemle mücadele etmek Rabbani değildir, nedeni demek değildir demek de doğru bir yaklaşım için değildir. Önemli olan peygamber döneminin ruhunu kavramaktır. Yaşar Kaplan Bey'in de belirttiği gibi peygamberlerin değişik mücadele yöntemlerini anlayabilmek ve Türkiye'nin nesnel koşullarında ihtiyaç duyduğumuz bir davet fikrini ortaya koymamız. Yoksa çok şablonik sözlerle, yanlış ve yersiz metodik tartışmalarla bence birbirimizin gücünü tüketmeye devam ederiz. Şimdi bir Müslümanın niyeti çok önemli, maksadı önemli. Hangi aracı kullandığı değil. Ve dikkat ederseniz bu ülkede özellikle bazı gruplara mensup Müslümanlar olarak %90-95 hatta 98 tüm meselelerde bir ve beraber düşünüyoruz. Ama tabelalar asılmaya başladığında farklılaşıyoruz. Ben bu ülkede şu tabelanın da olması gerektiğine inandığımı söylediğim zaman bu tabelayı asmak, bu aracı kullanmak, araç olarak layık kullanmak nebevi değildir, rabbani değildir, batıldır, küfürdür. Veya sene karşı tarafın sahih İslam'ın niyetine bakmaksızın bizi desteklemiyorsa o halde simonistler ekmeğine yaptırıyordu şeklindeki yanlış bir mantıkla birbirimizi mahkum etmeye devam edersek birilerinin ekmeğine, düşmanlarımızın ekmeğine yaptırırız, aklımızı başımıza devşirmemiz gerekiyor. Parti ve benzeri metot Rabbani midir tartışmasında karşı olan kardeşlerimiz yılma delil getiriyorlar. Ayetler getiriyorlar, fetvalar getiriyorlar. Savunan kardeşlerimiz de aklı sıra deliller getirmeye, fetvalar getirmeye çalışıyorlar. Bence her iki yaklaşım içinde doğru değil. Biz birbirimizi tanıyoruz, kimin hangi düşünceler, hangi niyetlerle bir araya geldiğini biliyoruz. Sadece kullandığımız aracın caiz araçlardan biri olduğunu ama illa herkesin kullanması gereken yegane araç olmadığını bilinciyle hareket edersek ve bize bu araç Rabbani değildir şeklinde haklı belki de İslami sayı niyetlerle eleştiri getiren kardeşlerimizi anlamaya çalışırsak. Evet, yani bu bütün kusurlu yanlarına rağmen, eşit yanlarına rağmen bu toplumda bir takım insanlara ulaşmak ve bir takım mantıkları, faydaları geliştirmek için başvurulması gereken caiz araçlardan biridir şeklinde değerlendirirsek sanırım yanlış mekul tartışmalarını da elimizin tersiyle bir tarafa itmiş oluruz. Nebevi tavır diyoruz, nebevi mekul diyoruz. Yani su içmek nebevi midir, değil midir? Belki suyu nasıl içmek nebevi midir, değil midir tartışması. Fakat bu tartışmayı yaparken kullandığımız sözcüklerin nebevi olup olmadığına dikkat etmiyoruz. Mesela dışımızdaki bir Müslümana hakaret etmemiz, bir takım hakaretimiz sözcüklerle kardeşimizi tavsiye etmemiz, acaba Rabbani midir, nebevi midir diye düşünmüyoruz. Sürgücülük yapmamız Rabbani midir, nebevi midir diye düşünmüyoruz. Çok kötü bir ahlaki tutum ve davranış içerisinde dışımızdaki insanları düzeltmeye çalışıyoruz ve dolayısıyla bir ikna tefrik arasında gidip geliyoruz kanaatindeyim. İslam tarihinde çok dikkat etmemiz gereken bir olay var. İyi anlamamız, çözümlememiz ve günümüze uyarlamamız gereken bir örnek var. İslam tarihinde bir Ebu Talib yaşamıştır. İnançlarıyla birlikte müşrik olarak öldüğüne inandığımız bir Ebu Talib. Tek özelliği
yerli Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme ve onun arkadaşlarına kuru kanat gelmesi. Sırf bu özelliğinden ötürü Ebu Talib'e bugün bile her birimiz saygı duyuyoruz. Müşrik inançlarından dolayı değil, Ebu Talib'in söz ve davranışlarının Rabbani nebevi olup olmadığından dolayı değil. Sırf bu dönemde Müslümanları zalimlere ve müstekillere karşı kurulmuş olmasından dolayı saygı duyuyoruz. Ve Ebu Talib'in öldüğü yıl İslam tarihinde zülm yılı olarak adlandırılıyor. Şunu soruyorum, insanları şu partici olmuş, fakat partiyi destekleyici bir takım sözler sarf ediyor, bunu böyle bilmiyordu, partici olmuştur veya da partisiz olmuştur şeklinde siyah beyaz gözlüklerle değerlendirmek yerine şunu diyoruz, bu toplumda bizler müstazak insanlarız ve bu toplumda bizler Müslüman insanlarız. Birbirimizin Müslümanlığına şayet inanmıyorsak bile hiçbirse birbirimize bu tanık olarak kabul edelim. Hiç değilse yöntemlerinin nedeni olmadığına inandığımız kardeşlerimizin iktidara gelmeleri halinde bize zulmetmeyeceklerine inanalım. Bize Ebu Talib'in yapabileceklerine inanalım. Böylesi bir inanışa ve düşünüşe sahip olsak bile şu veya bu eğilimdeki hiçbir Müslüman kardeşimize düşmanlık beslemeyiz. Bizim yaptığımız mevlanacılık değildir. Bizim yaptığımız kimin ne kusursuz olursa olsun, günah olursa olsun bizim kabulümüzdür anlayışı değildir. Biz sadece ümmeti derinden ifsad eden ve fesada uğratan, çözümsüzlüğe uğratan yanlış ihtilafların çatışmaya dönüşmesinden dolayı zarar veren İslam'ın hareketin bir takım tehlikelerden korunması için buluşuyoruz. Ve Müslümanlar arasında oluşan düşmanlıkların artık dostluğa dönüşmesini istiyoruz. Birbirimize düşman olmakla, birbirimize sövüp saymakla, birbirimizin itikadından düşmekle bir yere varamayacağız. Burada bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Yani demek istediğim açık bir biçimde parti, araç, yöntem olarak nedeni midir, değil midir tartışması şahsen beni ilgilendiriyor. Ama parti bu ülkede kullanılması gereken caiz araçlardan biridir. Partili Müslümanların samimiyetinden asla kuşku duymuyorum. Ve İslam'ın menfaati için, ümmetin menfaati için gerektiğiyle partinin desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Partinin ve partinin temsil ettiği anlayışın bir takım noktalardan yontulması gerektiğine inanıyorum. Halen dar grupçu anlayışlarından bir sürü sıyrıldıkları kanaatinde değilim. Gölgeleşmeye doğru giden bir eğilim var. Daha hoşgörülü, daha müsait, daha geniş yürekli bir anlayışı temsil etmeye çalışan partili kardeşlerimiz var. İnşallah bu eğilimin bu gövde içerisinde kökleşmesini temenni ediyoruz. Fakat halen partiye katılmayanın imanından kuşku duyan çok sayıda partici kardeşimiz var. Halen partisiz olan Müslüman kardeşinin samimiyetinden kuşku duyan insanlarımız var. Kendi evladına hasıl bile olsa katlanan, zalim bile olsa katlanan benim babam yaşındaki insan Müslüman samimi kardeşinin tek bir sözüne bile katlanamıyorsa o durum kendisini düzelsin. Kendi zalim oğluna mirasını bırakırken hiçbir vicdan azabı duymayan bir insan diğer bir Müslüman kardeşine yanlış ve haksız değerlendirirken o durum kendisini sigaya çeksin diyorum. Bizim toplumumuzda ne yazık ki toplumsal talak olayı hayli yaygın. Toplumsal talak, vermediğimiz bir grubun eleştiriye tabi tuttuğumuz bir takım kusurlarını ön plana çıkararak hemen birbirimizi üç tarafla kuşama sevdalısıyız. Ve bu üç tarafla kuşamaların bir türlü sonu gelmiyor. Birbirinden ayrılan gruplar, ayrıldıkları gruplara duydukları tepkilerden dolayı bir süre beraber oluyorlar. Sonra karşılarındaki ortak düşman strateji değiştirince bu sefer kendiler birbirlerini kuşamaya çalışıyorlar. Allah için kendi evladımıza, kendi hanımlarımıza katlandığımız gibi hemen tarafa onlar söz konusu olduğunda başvurmadığımız gibi dışımızdaki Müslümanların zafiyetlerine ve kusurlarına bakarak da bu toplumsal taraf denilen olaya başvurmamalıyız. Özellikle birbirimizin kusurlarını elbette tenkitleyeceğiz. Tenkit etmek yıkıcılık değildir. Birbirimizi daha iyi düzeltmek için bir gerekliliktir. Bu yüzden bir takım kusurlarımız var diye ne kimsenin kendi grubunu terk etmesine gerek var
yani üç tarafta kuşamasına gerek var. Ne de efendim benim insanımdır, yapmıştır, doğrudur. Benim liderimdir, yapmıştır, doğrudur anlayışına sahiplenmesi gerekiyor. Burada gene ihtilaf konusunu çok iyi özümsememiz gerektiğini söylemek istiyorum. Ve düz zaman Said Nursi, ümmetimin ihtilafı rahmettir hadis-i şerif. Affedersiniz. Ümmetimin ihtilafı rahmettir hadis-i şerifini izah ederken şöyle diyor. Müstevi ihtilaf şudur diyor. Yani her biri, her bir Müslüman veya her bir Müslüman grup kendi mesleğinin tamir ve revacına sadece çalışır. Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tekniği ve ıslahına çalışır diyor. Mehdi ihtilafı da şu şekilde özetliyor. Ama Mehdi ihtilafı ise ki daras karene, adalet karane birbirinin tahribine çalışmaktır. Hadisin nazarında merduttur. Çünkü birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler. Onun için ihtilaflardan değil, müsbet ihtilaflardan değil, müsbet farklılıklardan, eğilimlerden değil, menfi, metodik ayrılıklardan, menfi ihtilaflardan yakamızı kurtarmamız gerekiyor. Bu halde çözüm nedir? Çözüm şu şekildeki bir anlayışta, şiir diliyle, yine bir zaman Said Nursi'den aktarıyorum bu yüce insanlar. Ey alevi İslam diyor, Üstad Bediüzzaman Said Nursi, hepimize hitaben. Mezhepleri, meşrepleri, ilimleri ne olursa olsun tüm Müslümanlara hitap ediyor. Her Müslüman, yani her Müslüman kendi meslek ve mezhebine demeli. İşte bu haktır ama başkasına ilişmem. Benimkisi haktır ama dışındakine ilişmem. Başkaları güzelse benim en güzelidir. Denemeli, bunu denemeli ama şunu denemeli diyor Üstad Bediüzzaman. Budur hak. Yani sadece hak benimkisidir. Başkaları battaldır. Yani batıldır. Yalnız benimkidir güzel. Başkaları yanlıştır. Hem çirkindir. Zihniyet inhisar, yani zihniyet tekelciliği, ben merkezciliği hukku nefisten, nefis sevgisinden geliyor. Sonra maraz, hastalık, dert oluyor. Nisa, çekişme, kavga, çatışma ondan çıkıyor. İşte hastalığımız, işte çözüm yolları. Çok açık ve seçik. Herkes soru cevap aslındaki aklını kullandı, ben de birkaç dakika kullandım. Sayın Ercüment Özkan Bey kullanmadılar ama o da soru cevap basında 25'er dakikasını kullanacak. Biz 5 dakikamızı düşmüş olarak kullanacağız. Dolayısıyla buradaki adaletsizlik söz konusu değil. Birbirimize karşı son derece üstüzan sahibi olmamız gerekir. Takdir etmesini becermemiz lazım. Mesela yani bir partili Müslümanın yaptığı iş çok güzeldir. Kelimenin tam anlamıyla İslamlıdır, desteklenmesi gerekir. Ama sırf partili Müslüman yaptığı için karşı çıkmak gerektiğine inanan arkadaşlarımızın varlığı söz konusu. Veya da partili yakıtını benimsemeyen kardeşlerimizin yaptığı çok güzel faaliyetler var. Ha bu adamlar bizden değil, o halde dünyanın faaliyetlerine destek olmamak gerekir diye düşünen kardeşlerimiz var. Hayır, her güzel faaliyette birbirimizi desteklemek zorundayız. Birbirimizi takdir etmek zorundayız. Sırf şu veya bu şahsın ağzından çıktığı için bir şey iyi ve güzel değildir. Belki kötü ve çirkin değildir. Öncelikle birbirimize karşı üstüzan sahibi olmayı ve birbirimizi takdir etmeyi Allah için becermeliyiz. Yani ben burada kürsüye çıktığımda partili bir Müslümanın hakla hukukunu savunduğum gibi partisiz bir Müslümanın da hakla hukukunu savunabilmeliyim. Bunu savunmak çizgisizlik demek değildir. Bu gerçekliğin altını birkaç kez çiziyorum çünkü bizim söz, davranış ve tutumumuzla ilgili türlü spekülasyonlar var. Sanırım sorularda da bunlar vardı. Ben burada çıkıp görüşlerimi belirtiyorum. Bir grubu karşına almak, bir grubu desteklemek niyetiyle de konuşmuyorum. Parti Müslüman kardeşimizdir, onları desteklemek gerektiğine inanıyorum. Partiyi küfür, şirk olarak terakki etmiyorum. Ama herkesin partili olması gerektiğine de inanmıyorum. Çünkü sözünü ettiğim şekildeki müsbet ihtilafın var olması gerektiğine inanıyorum. Ayet-i Kerime'de
Rabbani Mecud diyoruz, işte Allah ne buyuruyor? Zandan sakınınız diyor, zanın birçok günahtır diyor. Peki nedir zan? Zanın tanımına baktığımız zaman, özellikle selef alimlerinin tanımladığı, şöyle diyorlar. Ben kardeşim için mazeretler ararım diyor selef alimleri. Bir mazeretten tutun da 70 mazerete kadar sonunda bulamazsam bu kez herhalde bilmediğim başka bir mazereti olmalı diye düşünürüm. Peki Allah'ın bu öğüdü bizlere değil mi? Bu öğüt çerçevesinde hareket etmek bize salıklanmış değil midir? Bu da Rabbani bir öğüt değil midir? Bu da Rabbani bir metot bağlamış değil midir? Birbirinizin kıymetini etmeyiniz diyor Rabbimiz Kitab-ı Kerim'inde. Ölü kardeşinizin etini yemek ister misiniz diye soruyor. Ama biz bırakırız birbirimizin kıymetini etmeyi. Kıymet fasıllarını, deli kuru fasıllarını çoktan kapamadık mı? Birbirimizin imanından, ahiretinden kuşku duyuyoruz. İmanımızı sorguluyoruz. Birbirimizi köpürde olmakla ikram ediyoruz. Nerede kaldı kıymet dedi bunu? Birbirimizi en olmadık sözcüklerle ikram ediyoruz. Nerede Rabbani davranış, nerede Rabbani metod? Rabbani metod bir küldür. Zandan sakının diyorsa sakınacaksınız. Gıybetten sakının diyorsa sakınacaksınız. Müslüman kardeşine karşı hoş gümrü ol diyorsa hoş gümrü olacaksın. Bir bebeği peygamber şu çirkin teklifi yapabiliyor. Ya Muhammed, hem de çok kaba ve alaycı bir dille yakasını çekerken de çok affedersin, eşlerimizi takas niyalım mı diye sorabiliyor. Allah'ın Resulü kılıçla bunu boyunun kesilmesi gerektiğine inanmıyor. Allah Resulü'nün hoşgörüsü bizde olmayacak mı? Hazreti Ömer'in hoşgörüsü bizde olmayacak mı? Hazreti Ebu Bekir'in hoşgörüsü bizde olmayacak mı? Niye biz hoşgörülü, davranmayı çizgisizlikle, çizgi değiştirmekle, saf değiştirmekle izah ediyoruz? Biz şu veya bu günahı kabul edelim demiyoruz. Tasavvufçu kardeşlerimizin mesleklerine ve meşreplerinin İslami dinden kuşku duymuyoruz dediğimiz zaman onların şu veya bu sözlerinin doğru olduğunu kabul ettiğimizi mi sanıyorsunuz? Her birimizin çeşit çeşit kusurları, günahları var. Biz kendimizi evinde inanan Müslümanlar olarak bir aile olarak kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Burada konuşan ben konuşmacı, bütün tevhide inanan Müslüman kardeşlerini bir aile olarak kabul ediyorum. Aile içi fertler olarak kabul ediyorum. Birbirimizin kusurlarını, günahlarını da aile fertleri mantığı çerçevesinde düzeltmemiz gerektiğini söylemek istiyorum. Çözüm buradadır. Bu anlayışın bu topraklarda yeşermesi gerektiğini son bir kez vurgulayarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Hocam, çok teşekkürler. Buyurun, insanı vesaireden. Muhtemel kardeşlerim, vaziyat bu olunca, eğilimlerin hakikati de vaziyat olunca ne yapmamız gerektiği noktasında düşüncelerimi arz etmek istiyorum. İslami cemaatlerin birbirlerinin aleyhinde bulunmamaları en azından her cemaat iç eğitim şeklinde de olsa kendilerine durumun nezaketi, durumun hassasiyeti belirtilmelidir. En azından cemaatler birbirlere arkasından konuşulurken, konuştukları mesele doğru bile olsa kıymet, asıl olmasa iftira olduğunu, İslam'ın fıkhi hükmü olduğunu her cemaatin müntesibi katiyetle bilir ve iman etmelidir. Gaye aynı olunca ki hepimizin gayesi İslam olduğuna göre, herkes fıtratına göre bir grubun içinde bulunabilir. Bunlar ayıplanmamalı, kötü söz söylememeli. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları Esma-i Hüsna'sında 99 esmasında çeşitli sıfatları vardır. O sıfatlar Resulullah'ta ve onun etrafındaki 4 sahabede çok güzel görülür. Dikkat ve incelikte Hazreti Ebu Bekir, sertlik ve İslami adaleti Hazreti Ömer, hayata Hazreti Osman, ilimde Hazreti Ali, işte 4 büyük sahabi, 4 tane özelliği. İşte bizlerde de yaratılış itibariyle, fıtrat itibariyle kendimize hoş gören, yaratılışında uygun gelen bir grup içinde bulunabiliriz. Ama yukarıdaki şarta bağlı olarak.
Üçüncü olarak dini ve tarihi konuları yıllardır doğruluğu tasdik edilen sağlam kaynaklardan insaf ve din ehli olanlardan öğrenmek. Müellifinin yazdıklarının hayatına tatbik edip etmediğine bakarak o insanlardan itikadi ve ameli mevzuatı çok iyi tespit etmek ve inancımızı öğrenmemiz gerekiyor. Aramızda meseleleri konuşurken yumuşak ve güzel ve tatlı olan nitekim Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'de sen kaba bir peygamber olsaydın etrafında kimse bulunmazdı emri ilahisi gelmiştir. Bu bir noktada Resulullah'ın hayatıyla birlikte aslında bize bir ihbardır. Bu itibarla konuşmalarımızda seçtiğimiz kelimelerin miktarı, uslubu, sesinin tonu bile mühimdir. İslami ilgilenilen konularda cemaatlerin görüşlerinde uygunluk arz etmeli. Bugün maalesef İslam adına yapılan birçok faaliyetlerde bile İslam adına maalesef açık terslikler ve zıtlıklar görüyoruz. Mesela Afganistan, mesela İran'daki, Mısır'daki İslami hareketi cemaatlerimiz çok değişik değerlendirmektedir. Davanın gereken ciddiyeti gösteriyor muyuz? Yoksa yeni reklam ve şöhretler peşinde miyiz? Meclislerimizi yeniden sorgulayıp hesaba çekelim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiğine göre huzur-u ilahiyle Cenab-ı Hak çok hayır yapan insanları çağırıp niçin yaptın bu hayrı? Senin rızan için ya Rabbi dediği zaman hayır, çok hayır verdi desinler diye yaptı şeklinde cehenneme gideceğini, ya çok güzel konuşanlar içinde çok güzel konuştuğunu söylesinler diye konuştun, yine çok güzel okuyanlar içinde sen çok güzel konuştu desinler, çok iyi cihat ediyor desinler diye harbettin ve Allah'ın huzurundan reddedileceğine dair ayet hükümleri mevcuttur. Dini konularda konuşurken İslam ulemasının itibar etmediği, bu husus çok mühimdir, itibar etmediği en zayıf rivayetleri alıp, ele alıp güncelleştirmeyelim. Sanki yeni buluşmuş gibi savunmayalım. Bakınız İslam uleması ilmi kariyerine uygun olarak aldığı, çıkardığı içtihatları sırasına göre, değer sırasına göre, sırasına göre almıştır. Ama şunu görüyoruz ki günümüzde bazı insanların, bu toplumu bundan tenzih edelim, bazı insanların onları sanki o noktalardan cımbızla çıkarıp güncel konu haline getiriyor ve Müslümanlar arasında sanki ihtilafmış gibi meseleler oluyor. Buna da çok dikkat etmemiz gerekir. Tebliğ ve davette çalışanlarımız, basın yayınla uğraşanlarımız acaba fayda ve zarar noktasında bir muhasebe işindeler mi? Bu işi kazanç, mevki için mi, yoksa rızayı ilahi için mi nefislerimizi bir kere daha yoklamak, kendimizi sorguya çekmek mecburiyetindeyiz. Oynanan tiyatrolar, çevrilen filmler veya kadrolarımızın faaliyetleri, hareket stratejisi yeniden gözden geçirilmelidir. Kazanç için film, tiyatro, reklam için çalışma neticesi hepsi boşa gider çünkü altında rızayı ilahi olmazsa hepsi boştur.